Evet, Spor Ekstra'dan Can TV'den iyi akşamlar dileyerek başlayalım programımıza. Sevgili seyirciler, yine bir haftalık ayrılıktan sonra Spor Ekstra ile karşınızdayız. Mutlu haberlerle birlikte Diyarbakır Spor'la gelen galibiyetle birlikte huzurlarınızdayız. Liderlik devam ediyor Diyarbakır Spor'da bildiğiniz gibi. Hafta içerisinde gelişen spor olaylarıyla ilgili değerlendirmelerimiz olacak ki hafta içerisinde yaptığımız anonslarda, hafta sonunda daha doğrusu yaptığımız anonslarda Diyarbakır Spor'un yeni teknik direktörü Fethi Hoca'nın canlı yayında olacağını ve Diyarbakır Spor'la ilgili kendisine yönelteceğimiz sorulara cevap vereceğini söylemiştik. Şu anda da program konuğumuz Sayın Fethi Çokkeser. Hocam hoş geldiniz. Facebook'ta paylaşmıştık, Twitter'da paylaşmıştık. Saffet Azbay, Mehmet Altın'da ve Fethi Çokkeser hocamızla birlikte bu akşam Spor Ekstra yapmaya çalışacağız. Sizler de her hafta olduğu gibi sosyal medya üzerinden bizlere ulaşabileceksiniz. Adreslerimiz altta yazıyor. Twitter/SporExtra, Facebook/SporExtra adreslerimiz buralardan gerek hocamıza gerekse Diyarbakır Spor'la ya da Büyükşehir Belediyespor'la ilgili sorularınızı yöneltebileceksiniz. Bu akşam ana gündem maddemiz her hafta olduğu gibi Diyarbakır Spor. Diyarbakır Spor'un liderlik durumu devam ediyor. Üçüncü grupta. Diyarbakır Spor'la ilgili sorularımızı hocamıza soracağız. Hocamızın geçmişiyle ilgili, başarılarıyla ilgili değerlendirmeler olacak. Saffet arkadaşımız da yine Diyarbakır'ın spor gündemini bizler için değerlendirecek. Mehmet Altın da hocamız amatörle ilgili ve profesyonel maçlarla ilgili değerlendirmelerde bulacaklar. Hepsine hoş geldiniz diyelim Saffet'e, hocamıza ve Mehmet Altın'a. Evet, hiç uzatmadan programa başlamak istiyorum. Az sonra maç görüntülerini hep birlikte izleyeceksiniz. Ayvalık Gücü karşısında Diyarbakır Spor'un bulduğu golle, Serdar'ın bulduğu golle 1-0'lık galibiyet geldi. Bu maçta taraftar coşkusu ve futbolcuların isteği çok göze çarpan noktalardı. Diyarbakır Spor şampiyonluk yolunda önemli bir adımı da geçti. Önümüzdeki hafta Kayseri Şeker maçı var. Biz hemen uzatmadan puan durumuna bir göz atalım. Üçüncülükte durum ne? Liderlik koltuğunda Diyarbakır Spor var. Topu sonuçlar ekrana geliyor. İstanbul Spor, Gözcük Spor karşılaşması 1-1 bitti. Erzincan Refahiye 1930 Bafra 2-1. Erzincan Refahiye kazandı. Tuzla Spor Şeker'i 4-1 ile geçti. Diyarbakır Spor'umuz Ayvalık Gücü'nü 1-0 ile geçti. Belediye Van kendi sahasında 2-1 mağlup oldu Anadolu Üsküdar'a. Kırıkkan ikinci devrenin lider takımı diyebiliriz. Şu ana kadar çok iyi bir sonuçlar aldı Kırıkkan. Artvin Spor'u 2-0 ile geçti. Menemen İmpaş Ozgat 0-0 berabere kaldı. Bu bizi yakından ilgilenen bir karşılaşmaydı. Kocaeli kendi sahasında Denizli'ye 2-1 mağlup oldu. Keçiören son dakikada bulduğu golle maalesef diyelim. Çünkü yakın takibi devam ediyor. Kayseri Şeker Spor'u 2-1 ile geçmeyi başardı. Liderlik koltuğunda Diyarbakır Spor olarak 44 puanla lider durumda. Tuzla'nın 42 puanla ikinci sırada yer aldığını görüyoruz. Yine Averaj'da 42 puanla Keçiören Gücü 3. sırada. Menemen'in 41 puanda olduğunu ve Erzincan Refahiye'nin de 38 puanla 5. sırada yer aldığını görüyoruz. 40'tan sonraki takımlar yakın. 40 grubu içerisindeki takımlar birbirine çok yakın. Yani her hafta alınacak sonuçlar puan tablosunu etkileyebiliyor. Hemen son 18 sıraya bakalım. Gölcük Spor 30. sırada. Düşme potasında Arsin var, Bafra var, Kocaeli var. Bizim bu hafta rakibimiz Kayseri Şeker 28 puanla 11. sırada yer alıyor. Hemen ikincilik kırmızı gruba gidelim. Önümüzdeki haftanın programı var. Tamam. Şeker Spor Menemen'le karşı karşıya geliyor. Ayvalık Gücü Kırıkhan'ı konuk ediyor. Yımpaş Ozgat İstanbul karşılaşması var. Arsin Spor Tuzla ile karşılaşıyor. Bu da önemli bir maç. Arsin Spor için ligde kalabilme, Tuzla Spor için en azından playoff'u kovalama ya da işte Diyarbakır Spor'dan kopmama maçı. Bafra Spor Kocaeli ile karşılaşıyor. Gölcük Spor Erzincan Refahiye maçı var. Bu maçta bizi yakından ilgilendiren bir karşılaşma. Çünkü Erzincan Refahiye yakın. Anadolu Üsküdar Keçiören'i konuk ediyor. Bu maçta umarım Anadolu Üsküdar 3 puanla ayrılan taraf olur. Denizli Büyükşehir Belediye Van Spor ve Kayseri Şeker Spor, Diyarbakır Spor karşılaşmaları oynanacak olan maçlar. İkincilikte durum ne? İskenderun Demirçelik Buksaş'ı konuk etti. 1-0'lık mağlubiyetle bitti karşılaşma. Buksaş galip geldi. Ankara Gücü Körfezi gol yağmuruna tuttu 4-1. Tepecik Bayrampaşa karşılaşması Bayrampaşa'nın galibiyetiyle sonuçlandı 2-1. Bozüyük Altınordu maçında şampiyonluğu kovalayan Altınordu deplasmandan galip geldi. Altay, Nazilli, Ege takımları berabere bitti 1-1. İstanbul Güngören karşılaşması Diyarbakır Büyükşehir Belediye ile biliyordunuz 1-1. Biliyorsunuz 1-1 bitti bu karşılaşma. Bu maçta olaylar da vardı. Son dakikalarda bulduğumuz golle karşılaşma 1-1 tamamlandı. Bandırma Spor ve Eyüp Spor karşılaşması 4-1 Bandırma'nın üstünlüğüyle tamamlanırken Alanya Spor kendi sahasında Kızılcahamam'a 5 golle 3 puanı aldı. Of Spor, Pazar Spor karşılaşması da Of Spor'un 2 golle 3 puanıyla tamamlandı. İkincilik kırmızı grupta lider Altınordu 45 puanda, Ankara Gücü 45 puanda ve maalesef Diyarbakır Büyükşehir Belediye biraz şampiyonluk potasından, daha doğrusu
birinci sıradan liderlik koltuğunda oturan takımlardan 12 puan geriye düştü. 33 puanla 7. sırada. Hiç olmazsa playoff grubunda, yani ilk 5 içerisinde tamamlaması için kalan maçlarda başarılı olması gerekiyor. Az sonra da Büyükşehir Belediyespor'la ilgili önemli değerlendirme olacak. Önümüzdeki haftanın maç programına bakalım hemen. Altay gibi bir takım görün, 29 puanla 10. sırada. Önümüzdeki hafta ne olacak? Nazilli Ankara Gücü karşılaşması var. Büyükşehir kendi sahasında Eyüpspor'u konuk ediyor. Pazar günü oynayacak karşılaşmada. Körfez İstanbul Güngören'le, Tepecik Bandırma Spor'la, Buksaş Altay'la, Kızılcahamam Bozüyük Spor'la, Pazar Spor Alanya Spor'la, Bayrampaşa Of Spor'la karşılaşacak. İkincilik kırmızı grupta sevgili seyirciler. Evet. Biz hemen Diyarbakır Spor'umuzla başlayalım. Diyarbakır Spor liderlik koltuğunda. 44 puanla lider durumda. 22 maçta toplamış olduğu 44 puan. Ve kaybettiği aslında dünya kadar puan var. Şanssız maçlar oynadı. Devre arasında bir hoca değişikliği yaşadı. Namık Altınsoy gönderildi. Hıdır Akbaş göreve getirildi. 3 haftalık Hıdır Hoca'nın döneminden sonra yollar ayrıldı. 4 haftalık dönemden sonra yollar ayrıldı ve Fethi Çokkeser'le sürpriz bir şekilde Diyarbakırspor anlaşmaya vardı. Çünkü Diyarbakırspor'un gündeminde hoca değişikliği de yoktu ama çok spontane ve hızlı bir şekilde gelişti bu olaylar. Fethi Hoca hiçbir sözleşme, hiçbir para konuşmadan Diyarbakırspor'la anlaştığını ilan etti ve antrenmanlara başladı ki bu hafta da ilk maçındaydı. Hocam neden Diyarbakırspor ve sizin mazinize baktığımız zaman, geçmişinize baktığımız zaman şampiyonluklarla dolu bir teknik direktörlük kariyeri, kendi kentinizin takımlarının ikisini de şampiyon yapmış bir isim. Ona rağmen ikinci ligden de teklifler olduğunu biliyoruz ki geçen hafta programda da bunu söyledik. Ama onlar kabul edilmedi. Diyarbakırspor teklifini neden kabul ettiniz? Tabii ilginç bir şey ya. Söylediğiniz doğru. Geçen canlı yayına bağlandığımda da bunu ifade etmiştim. Kahramanmaraş Spor'u lige çıkarttıktan sonra devam kararı aldık. Bu arada en az 5-6 tane daha fazlası vardı. 2B'den ve 1. Lig'den teklifler vardı. Biz dedik şehrimizin takımında yıllarca top oynamış bir insan olarak biraz da duygusal davrandık. Devam kararı aldık. Ama maalesef 1. etap kampında görünen lüzum üzerine ayrılmak zorunda kaldık. Bu süreçten sonra gelen teklifler yine oldu. Kısmet olmadı ama Diyarbakır Spor'dan devre arasında Namık Hoca ayrıldığında yine böyle bir söz konusu oldu ama çok üzerine gitmemiştik biz. Bu konunun üzerine hiç gitmedik. Yani Diyarbakır Spor'dan böyle bir teklif olabilir mi hocam, konuşalım mı dendiğinde ben dedim ki bir iki kulüp var daha. İnternet yayında hemen paylaşalım. Onlarla konuşuyoruz. Bir iki yine kadar cevap veririz dedik. Öyle kalmıştı. Ama işte dediğim gibi yani takdir ilahi burada biz hep kafamızda şu vardı. Ya bir takıma gideceksek biz hedefi olan bir takım olsun dedik yani. Mutlaka hedef olsun. Biz de bu işte şampiyonluklar var ama daha buna doymadık biz. Hedefli kişi, karakter olarak ben hep hedefli çok seven bir insan. Mücadeleyi çok severim. Benim için yani şartlar ne olursa olsun, eldeki mevcut kadro ne olursa olsun hedefin dışında düşüncem olmadı hiç. Oyuncu mu da o yöne? Abi tabii hedefe gitmenin de yönetim bazında, şehir bazında, taraftar bazında çok istemek lazım. Evet. Yani o ruhu benim hissetmem lazım. O enerjiyi hissetmem tabii, lazım. Tabii onu hissedemezsen sen de kendini veremiyorsun. O enerjini yansıtamıyorsun. Aynen. Biz tabii buraya gelirken genel menajerimiz aradı Vedat Bey. Dedi ki hocam böyle bir durumumuz var. Başkanım arayacak. Böyle bir konu var. Ne dersiniz? Yani bu konuyu teklif getirelim mi size? Yani. Dedim ki ne? Düşünceniz ne? Hocam size 5 dakika anlatayım dedi. Bir iki kelime konuştu. Başımızda Feyzi İlhan Bey var dedi, başkanımız. Bunun dedi çok büyük hedefleri var, amaçları var dedi. Ya biz Diyarbakır Spor'u yeniden, efsanevi Diyarbakır Spor'u bu şehre üst liglerde kazandırmak istiyoruz. Evet, bu heyecanı kendine kazanmak bu. İstiyoruz. Bizim de size teklifimiz bu dedi. Dedik ki o zaman başkan aradığında biz cevabımızı verelim. Başkan aradı, hocam Mehmet Han Bey. Dedi ki hocam başkan durum vekili. Bundan başkan vekili. Durum böyle böyle, başkanımızın hedefi bu, şehrimizin hedefi bu, bizden hedefi bu. Dedim Mehmet Bey ben geliyorum. Başka da konuşmadım. Siz de ondan teyit alabilirsiniz. Hatta ben hemen yola yarın çıkacağım dedim. Biraz bir iki de program var. Daha ani gelişince orada kendi şehrimde yani ailemle ilgili onları bir halledeyim de geleyim dedim. Düşündüm olmaz dedim. Madem bu işe başlayacağım ilk ikmanım da orada ol. Hattan ilk mi? Ben de aynen. O sorumluluğu kimsenin üzerine bırakamam.
Hatta yolda espri yapıldı. Arabaya atladım geliyorum. Şey arıyor. Mehmet Han Bey arıyor. Başkan vekilimiz, genel menajerimiz de, hocam yavaş gel de diyor, kaza bela olmasın. İkmanı diyor öbür hocaya veren yok dedim ben. Çıkarma yarım saat ileriye al, ben geliyorum, yetişirim. Evet. O, geldim. Çünkü Diyarbakır Sporu, geçmişte futbolculuk dönemimizde biliyorum. Hocalık dönemimizde maçlara geldiğimde biliyorum. Müthiş bir, zaten bizler yani hep doğanın insanlarıyız yani. Biz inat insanlarız. Biz mücadeleli insanız. Burada işte kardeşim yanımda oturuyor. Yıllarca top oynamış, yıllarca bu memleket için, forma için terini akıtmış. Biz buradaki mücadelenin ne olduğunu hepimiz biliyoruz yani. Biz buraya, gerçekte şu var yüreğimizde, biz burayı playoff'a değil, birinci yapmaya geldik. Evet. Ben zaten konuşmamda, onu duymuşsunuzdur, Saffet evet. Bey de duymuş. Şahit modeli. Ben şeye gerek yok dedim, playoff falan düşünmüyorum. Hocam, benim öyle bir şeyim yok. Biz direkt, inşallah, Allah'ın, hatta 1,5 yıllık şey de konuşuldu. Dediler ki hocam 1,5 yılda şey yapabiliriz. Ben yok dedim. 4 ayı bitirelim ondan sonra konuşuruz. Şartlar ne olacak? Diyarbakır Spor'un şehrinin bugün Anadolu'nun en güzide, en tarihsel, kültürel bir şehir olduğunu biliyorum. Heyecanlıyım ben yani. Gezmek de istiyoruz. Ama hem futbolcuyu tanım adına hem takımımı tanım adına mecburen lojmandan çok çıkamıyorum. Evet. Ama bu şehir inanılmaz insanı çeken bir şehir. Hele bu taraftarı geçmişten bildiğim için evet. İnan bana bugün o çıktığımda o taraftarı yabancı gelmedik ya birbirimize. Ben onu hissediyordum zaten. Doku uyuşması çok önemlidir. Aynen öyle. Doku. Yanlış mı hocam? Yani. Biz de ilk defa böyle bir şey tanık oluyoruz evet. Hocam. Yani Diyarbakır Spor yıllardır 20 yıldır kendimi bildim bileli Diyarbakır Spor'u takip ederim. İlk defa bir teknik direktör kente gelir. Taraftar bu şekilde sıcaklıkla yanaşır ona ve alır tribünlere götürür. Hani bir şey vardır dostluklarda, arkadaşlıkta, flörtte, elektrik alma. Bu elektriği gelmeden aldık zaten yani. O taraftar inanılmaz, inanılmaz. Aynen. Kahramanmaraş Spor'da da bir taraftar var, hocam onu görüyor. Biz aynı bağı onlarla da kurduk. İnanın bana şu anda Kahramanmaraş'tan, Kahramanmaraş Spor'un taraftarı şu anda Diyarbakır Sporlu oldu. Aynen. Onun için buraya gelme amaçlarımız bir duygusal, inanılmaz hedef var, amaç var, duygusallık var. Evet. Yani bunun için bu şehirde olmaktan çok mutluluk duyuyorum, gurur duyuyorum. İnanılmaz da mutluyum yani, görüyorsunuz ne tedirginliğim var ne şeyim var. Aynen. Yani 4-5 günlük, bugün 6. gün hocam. 6 günde hem oyuncumla ilgili, hem taraftarımızla ilgili, hem şehrimizle ilgili inanılmaz bir sempati, sıcaklık var bende. İnşallah bu başarıyı da buna bağımlı olarak çok kısa zamanda çözeceğiz hocam. Birliktelikle tabii, aile. Biz taraftarımız, Sayın Feyzi İlhan, yönetim kurulu, futbolcuların, hocaların, malzemeci, masör, taraftar ve taraflı tarafsız bu şehirde yaşayan herkes. Bir aile olursa bu sorunu çözeriz. Evet. Şimdi baktığımız zaman ilk maç olmasına rağmen takımı sanki haftalardır birlikte çalışıyor musun gibi bir hava oluştu. Daha önce bu takım içerisinde çalıştığın futbolcular var mıydı? Tabii var bunlarda. Emrah Kiraz geçen seneden oyuncumdu benim. İkinci ligden evet. Bunun yanı sıra Ceyhun evet. Sezon başı Kartepe kampında bize katıldı. Sonradan biz ayrılınca çocuk da ayrılmak zorunda kaldı. Kamp kadrosundaydı. Bunun yanı sıra Hüsnü Zeybekoğlu'ndan Maraş Spor'daydı zaten tanıyorum. Tabii şeyi Hasan Fidan'ı tanıyorum. Tarsu İtmanlı'da rakibimizdi. Atilla'yı tanıyorum. Giresun'da karşımda oynadı. Evet. Genç bir arkadaşım. Tabii şimdi futbolda camiye çok büyük görünür de aslında çok küçük camiye. Herkes birbirini tanır. Futbolcu en azından kendinin bir arkadaşı, bir dostudur. FETÖ'ce geliyor. Karakteri budur, kişiliği budur. Şöyle bir önlem al. Hocam bu geçmişte de yaşanmıştır. Bu böyledir yani. Ya bir de biz futbolcuyla iletişim şeyimiz çok güçlüdür yani. Benim o karaktere sahibim. Oyuncuyla ise abi kardeş dostluk ilişkisiyle ilgili çabucak bir kaynaşma olur. Bunu tabii sahada işimiz farklıdır. Hocam bunu siz de yaşadınız. Saha ilişkisi çok ayrıdır bizim evet. İçin. Saha içinde iş disiplininde iş yerini arzu ve istekle yapmak zorunda. Zorunda. Evet. Nasıl bir takım buldunuz hocam? Şimdi tabii 42 puanda liderlik koltuğunda 41 puanda liderlik koltuğunda. Oyuncu şu anda Türkiye liglerinde
Bütün klasmanlara baktığımızda birincilik dahil olmak üzere, Süper Lig dahil olmak üzere, üçüncülük, 2B'ler, kırmızı gruplar. Sen inanılmaz transferler yaparsın. Evet. İnanılmaz. Bu transferler eğer hoca, yönetim ve taraftar dokusu uyuşmadığı sürece başarılı olma şansı yok. Örnek mi istiyorsun? Anında veririm Urfa Spor. Aynen. Süper Lig'de harcamıyor, para harcamıyor. Bakın Kartepe'de hocam ilk maçımız Varaspor maçındayken Sayın hocam ilk hocamız Raşit abi ısrarla dedi ki hocam bir maç yapalım. Israrla dedim hocam ben 8 gün oldu yeni geldim çalışmaya siz bir aydan beri burada. Hocam bir yapalım bir görelim. Bunlarla bir maç oynadık. İnanılmaz oynadık. Varaspor inanılmaz oynadı. Tabi dağılmamıştı. O kadar oyuncu yoğunluğu da yoktu transferi. O kadar oyuncu da almamıştım. Benden sonra 17 tane oyuncu alındı. İkinci yarıda 15 tane aldı, 32 oyuncu. Takımı da dağıttılar. Biz çıktık bunları 3-1 öndeydik. Son 5 dakika 2 penaltı. Kemberi biliyorsun kampta. Hemen penaltılar 3-3 bitti. Raşit abi geldi tedbir filan. Dedim ki Raşit abi. O bir açıklamak yapmak zorunda kaldı. Dedi ki hocam bizim çocuklara şunu anlatamadım dedi. Bu lige Süper Lig'den inmiş oyuncular dedi. Karşınızda oynayan oyuncular Maraspor'da olabilir, diğer takımlarda olabilir. Sizin seviyenize gelme isteğinde olan oyuncular. Siz bunlar kadar koşamazsanız başarılı olamazsınız dedim dedi. Evet. Maç öyle bitince dedim Raşit abi bu açıklamayı yapmak zorunda değilsin. Ama acizane bir kardeşinden fikir almak istersen görüntü çok kötü dedim. Eğer bu ileriye taşırsan sen de bırakırsın başkaları da bırakır dedim. Ve dediğimiz oldu. Şimdi doku uyuşması çok önemli. Transferler yani çok pahalı transferler çok başarı getirecek diye bir kural yok. Öyle bir kayda yok. Yanlış mıyım hocam? Doğru. Çok büyük isimli hocalar, çok büyük başarılar getirecek diye bir şey yoktur yani. Kanun aynen, yoktur. Sadece Sercan Yıldırım'a verdikleri parayla bir tane takım. 950 milyon euro. 950 bin euro. Evet. Daha Galatasaray'a ne verdiler bilmiyorum hocam. O sadece biri. Ben kampta transferi Kartepe'de yürüttükleri için ben görüyordum. Geliyordu. Raşit abinin yanında oturuyordu 5 dakika. 600-700 milyara imzaya atıyorlar hemen çekimi alıyor yukarı çıkıyordu. Anında. Görüyordum ben onu. Ama benim oradaki dostlarımla paylaştığım gördüğüm bu. Bunlar ekip olamaz. Gönlünün köyü kılavuz. İstemez hocam. Ekip olamaz. Bakın Kahramanmaraspor'un geçen seneki kadrosu tabii bu örnekleri yaşadığımızdan vermeliyiz ki ne? Yanlış mıyım hocam? Yani doğru yolu bulalım yani. Yaşamadığın şeyi nasıl anlatabilirsin? Biz Maraspor'da böyle genç bir yıl önce 3. ligde 5. olmuş takımdı hocam. Playoff'lardan hasbelkader şansına Bingöl'ün final maçı 5-0'dı hocam. O maçı izledim hocam. Bingöl inanılmaz top oynadı. Ha 5-0'dı değil mi? Yani, yani onu aldı. Yüce Allah da yardım etti aldı. Bugün hocam o aynı takımdan bir tane fazlalık var. Bugün dediğim fazlalıktı. Biri Göztepe'nin kaptanı. Sen tanırsın onu. Tolga Çaldar. Evet. Biri de bizim Bilal Türkönür şu anda. 77 numara ordunun. Bunlar arasında bir onu çıkarıyordu, bir onu oynuyordu. O takım, 5. olan takım bir yıl sonra 7 puan farkla Fethiye'ye gibi bir takım 13 puan takarak Hatay'a şampiyon yaptı. Öyle, öyle hocam. Onun için ekip olduğunu hissettireceksin. Hoca olarak da ruhunu vereceksin. Aynen. Saffet, ilk maça baktığımız zaman bir değerlendirme yapacak olursan sen hem deplasmanda iki karşılaşmaları izledin hem de bu haftaki maçı izledin. Şimdi baktığımız zaman son 3 haftada yani giden hocanın arkasında konuşmuş gibi olmuyor ama takım içerisinde bir soğukluk vardı. Ama bu hafta göze çarpan, çıkan, giren, ondan sonra maç öncesi ısınma, o sevinç yumağı, herkesin kenetlenmesi, girenin hocayla tokalaşıp girmesi, çıkanın o şekilde çıkması. Gözlemlerin nedir? Ben önce şunu söyleyeyim yani tabi doğru söylüyorsunuz yani giden insan arkasında konuşmak doğru değil biz de zaten konuşmayız kimsenin arkasında. Evet. Hızır hocanın gitme sebebi kesinlikle sağ sonuçlarıyla alakalı değil. Yani bu kağıt üzerine baktığın zaman da işte 4 maçta 2 galibiyet 2 beraberlik yani çok iyi sonuçlar değil ama çok kötü sonuçlar da görmüyor. Gitme sebebi kesinlikle takımın var olan havasının dağılması. Takımda o şampiyonluk havasının dağılması evet. Ve o ekip ruhunun dağılması kesinlikle sebep bu. Bir defa kamuoyu bunu bilsin yani sonuçlarla ilgili değil. Evet. Takım ben aslında bunu da söylemeyecektim ama zaman zaman sorular geliyor. İşte hoca ayrıldı,
gerçi ayrılmasından bütün kamuoyu memnunun o ayrı bir şey ama yine de açıklamakta fayda var. Kesinlikle sonuçlar alakalı değil. Takımın havası kaybolmuştu. Yani biz aslında Arsin'den galip gelseydik de bu gemi böyle yürümeyecekti. Onu söyleyeyim. Çünkü ben Arsin maçını da anlattım biliyorsunuz. Çalıştım radyoda, televizyonda maçları da anlatıyorum. Yapının, pardon, yapılan eleştiriler şuydu. Şampiyon takım, şampiyonluğa giden takım şampiyon gibi oynamıyor. Şimdi hocam burada tabii hocam belki değerlendirmek istemeyebilir ama biz de futbolun içinde gördüğümüz bazı şeyler var. Sonradan gelen teknik direktörlerin en büyük takıma yapabileceği en büyük şey nedir? Takımın eksiklerini gidermek. Evet. Takımın hava, özellikle o dağılan havasını toplamak ve o şekilde o sistemi devam ettirmek. Şimdi Hıdır Hoca aslında yani hazır bir takıma geldi yani. Nasıl hazır bir takıma? İlk yarının son 3 maçında şampiyonluk yolundaki rakipten yenilmiş, hava yakalanmış bir takım buldu. Oturmuş bir takım buldu. Namık Hoca biliyorsunuz yani her birçok kamu bilmez ama biz biliyoruz kendi isteğiyle ayrıldı. Yani ben kendi yaşadığı bazı problemlerden dolayı kendi isteğiyle ayrıldı. Tabii bütün maddi olarak hiçbir şekilde mağduriyet yaşamadı. Bütün alacakları da ödenmek şartıyla kendisi ayrıldı. Hıdır Hoca mı? Hayır. Ne söylüyorum? Namık Hoca. Tamam eyvallah. Şimdi Hıdır Hoca böyle bir takıma geldi, böyle bir takıma gelen bir teknik direktörden siz ne beklersiniz? Var olan sistemi devam ettirirsiniz. Ve ligde ikinci sırada olan bir takımı çıtayı daha yükselterek çıkarmanız lazım. Daha yukarı çıkarmanız. Ama biz baktık yani 4 haftalık süre içerisinde Diyarbakırspor ileriye değil geriye gidiyor. Bugün oynanan futbol tabii elbette ligler ikinci yarıları zor geçer. Yani biz hatta ikinci yarılarda 4-0 galibiyetleri çok bulamazsınız. O ayrı bir şey. İkinci yarı herkes can derdine düşer. Ama bir şey görüyor insanlar. Yani takımdaki o hava yok. Ben bir deplasmanlara gittiğimde de bunu görüyorum. Aslında biz Yozgat'a galip gelirken de Allah'ın lütfuyla biz galip geldik yani. Maçın başında yan toptan bir golü bulduk. Son 15 dakika verdiğimiz 4 net 5 gol pozisyonu var. Ki hocam da takdir eder. Allah'tan ki ligin en iyi savunması Diyarbakır Spor'un ben yani kalecisi Diyarbakır Spor'un ben iddia ediyorum. Yani biz aslında Yozgat maçında da kötüydük. Bu da Ankara Şekerspor maçında da kötüydük. Arsin maçında artık bardağın taştı bir taraf. Saha dışında da bazı şeyleri görüyorsunuz. Sonuçta Fevzi İlhami bazı maçlarda gelmezse kulüp başkanı o da bu işe yatırım yapmış. Görüyor bazı şeyleri. Ya, takip bu işlerin yürüyemeyeceğini anladı ve bana göre doğru bir zamanlar yaptı. Bir teknik direktörü İlmaz Bey'e gönderecekseniz hafta içini beklemenize gerek yok. Yollarınızı ayıracaksanız, yani gönderme demeyelim de yollarınızı ayıracaksanız bence birçok kulüp başkanı bunu yapmalıdır. Yani memnun değilseniz maçın hemen ardından bunu yapmanız lazım. Maçtan hemen sonra hocayı aradı. Hocam biz sizinle devam etmek istemiyoruz. Allah yolunuzu açık etsin. Bütün maddi olarak şeyleriniz, mağduriyetiniz kalmayacak. Bunları da ödeyeceğiz. Ondan sonra Allah yolunuzu açık etsin. Sonra tabii ben burada isim vermek istemiyorum ama Fethi Hoca'yı tavsiye eden bir değerli bir spor adamı. Kendisine de tabii ileriki süreçte bunu da açıklarız. Onun izni alıp o şekilde ifade etmek lazım. Dedi ki böyle birçok teknik direktör de gündeme geldi. Yani en az 10-15 tane siz de biliyorsunuz teknik direktör gündeme geldi. Fakat Diyarbakırspor şöyle bir tercih yapmak istedi. Bu ligi bilecek, bu heyecanı taşıyacak, bölgeyi bilecek. Yani en büyük artısı bölgeyi bilecek. Sonra Fethi Hoca gündeme gelince denedik ki Fethi Hoca bu bölgeyi biliyor. Bir, bu ligi biliyor. İki, yani bu ligleri biliyor. İki, Diyarbakır'ı biliyor. Her ne kadar Diyarbakır'da çalışmasa da Diyarbakır'ı biliyor. Çünkü biz biliyoruz yani araştırıyoruz, Diyarbakır'ı biliyor. Bu doğru bir tercih edildiler. Acaba Fethi Hoca gelir mi? Fethi Hoca teklif edildi. Fethi Hoca da dedi ki ben şaşırdım bir olay oldu. Salı günü öğrendim ki hoca sözleşme imzalamak için kendisiyle görüşmeye giden yöneticiye bulamamıştı onun kulüp binasında. Hoca antrenmana çıkmış. Daha sonra zannedersem cuma günü sözleşme imzalamış. Cuma günü. Bu da ilginç bir şey. Ve güzel bir olay. Şimdi bu maçtaki şeye gelelim, atmosfere gelince yani takımdaki hava bir defa değişmişti. O eski hırs, azim, istek, kazanma duygusu geri gelmişti. Evet. Yani bu maçın skoru belki 1-0 gibi geçti ama bence Diyarbakırspor erken golü bulsaydı bu maç farklı da geçebilirdi. Bir defa beni sevindiren bir iki görüntü var. Onları ifade etmek istiyorum. Golü attıktan sonra sporcuların toplu bir halde yedek kulübesine koşması, o heyecanı taşımaları, 87. dakikada giren oyuncumuzun sanki ilk 11'de başlıyormuş gibi evet, mücadele etmesi. Bir görüntü var, daha var. Baran oyuna girerken
küsen sporculardan birisiydi Diyarbakırspor'da. Girerken hocanın ona yönelik bir motive etme şekli var oyuna girerken. Yani bu demek ki takımda ekip ruhu, bu görüntülerde zaten her şeyi gösteriyor. Ekip ruhu geri geldi. Hani derler ya, ruh geri geldi. Diyarbakırspor'da o ruh geri geldi. Yoksa öyle yani biz bu çok büyük bir zaferdir, çok büyük anlamlı bir galibiyettir demiyor. Sonuçta kazanmış bu şu an. Abartmaya gerek yok. Abartmaya da gerek yok ama o ruh geri geldi. Şimdi sporcularla da ben görüşüyorum, siz de görüşüyorsunuz. Evet. Sporcular bir defa bu değişimden son derece memnundurlar. Yani siz dediniz ya, hocanın işte kaç sporcu var? 2 veya 3 tane sporcuyla tanışmış, çalışmış daha önce. Ama bu takımda 25 tane, 30 tane sporcu var. Kimle görüşseniz bu değişimden memnun. Yani bu hava geri gelmiş. Hocam bu güven, bu aşırı sevgi size daha mı yük bindirecek yoksa daha mı rahat çalışacaksınız? Ya zaten Yılmaz Bey, Diyarbakır Spor'un teklifini kabul ettiğinde zaten ilmi boynuna geçirilir. Evet. Bu gerçeği kabul edersiniz. Hedefsiz olmaz. Şimdi yani burada çok ciddi bir konum var. 8 aydan beri sporda bir olay var. Biz arkaya dönüp bakmayız. Benim meslektaşlarım iyi veya kötü buraya hizmet etmiştir. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Sonuçta lider bir takım bırakmışlar. Tabii, tabii. Yani bu eğri doğru sonra çıkar ortaya. Aynen. Yani bunun tartışması kamuoyuna bırakmak lazım. Değil mi sevgili hocam? Şimdi biz burada 13 maçı biz final maçı olarak nitelendik. Yani bu ligde biz çıkacaksak bu 13 maçı 13-13 yapıp çıkacağız. Kazanarak çıkacağız. Tabii. Yani bunu berabere bitirelim. Bu planlamanın içine girmeyeceğiz. Biz bu hafta oynayacağım şeker maçını bırakıp da haftaya oynayacağım maçı düşünemem ben. Bütün odaklandığım nokta şu anda, bütün planladığım, bugün dahi, dün sadece başkanımla bir randevumuz vardı, gidip geldim. Bugün, dün geceden belli şeker maçını, burada oynadığı maçı izledik. Evet. Diğer taraflardan yarın kasetler gelecek. İzlettiniz mi? Tabii, izlettim. 4-5 tane rapor ayrı ayrı gelecek. Bunların hepsini önümüze koyuyoruz biz. İdeal şeyleri. Ha diyeceksiniz ki ya hocam biz şekeri 4-0 yendik. 4-1 yendik. 4-1 yendik ama o zamanki şeyler var. Şimdi farklı şeyler vardır yani. Hasta geçiyorum doğru. Tabii. Farklı şeyler vardır. Tamam mı? Her takımın kendine göre karakterist bir özelliği var. Bir defa ilkler ikinci yerler zaten zor. Tabii olacak. Zor olacak yani. Herkes bir şey içerisinde ya düşme hattında ya playoff hattında. Hedefsiz takım yok hocam. Her takım kesinlikle yani. Şimdi Diyarbakır Spor'un teklifi. Diyarbakır Spor. Üçüncülükte ama adı Süper Lig'de. Aynen öyle. Yani bunu kimse inkar edemez. Aynen öyle. Şimdi biz yeni Diyarbakır Spor'u televizyonlarda kimin hocası oldum? Yeni Diyarbakır Spor'un oldu. Diyarbakır Spor'un hocası olduk. Diyarbakır şehrinin. Aynen. Bugün 2,5 milyon insan yaşıyor ya burada. Evet, evet. Sen bu sorumluluğu biz aldık, buraya da geçirdik. Onun için de ben ivedi olarak çözüm buldum. Biz sorun yaratmaya gelmedik buraya. Biz geçmiş hocaların açıklarını, geçmiş hocaların hatalarını bilmem ne hata, bilmem ne sebep diye öne sürüp de acizane bir duruma girmem. Ben buraya bu takımın bulunduğu bu noktadan fiziksel, taktiksel, moral motivasyon olarak daha üst seviyeye çıkarıp bu ligde bu seyircinin hoşnut olduğu o coşkuyu, o iştenliği sahaya getireceğiz biz. Bu hocam bu planlamayı çok iyi bilir. Hep hocama örnek veriyorum. Çünkü bu işin içinden gelene konuşabilirim bunu. Aynen. Bu planlamayı çok doğru yapmak zorundayız. Önünde bir topluluk var. 30 tane insan var. 30 tane insanı her birisi farklı düşünceler içerisinde. Aynen. Bu 30 insanı aynı noktaya odaklayacağız biz. Aynı noktada mutluluğu, hüznü, sevinci yaşatacağız biz. O ruhu eğer bir sahaya yansıtırsak zaten kaybetme şansın olamaz. Öyle bir imkan yok. Doğru diyorsunuz. Biz bu ruhu, bu Diyarbakır, her şehrin kendine göre bir ruhu var. Burası da çok büyük bir ruh sahip. Peki hocam ben bir şey sorayım. Devre arasında keşke gelmiş olsaydım ya. Yani aklımda birkaç tane sporcu vardı, onlarla birlikte. Şu eksik yerler. Sunardık dediğin noktalar var mıydı? Yani bir haftalık periyot. Hemen ekleme yapmak istiyorum hocam. Kısa bir süre ama Mehmet bir abi, Mehmet hocam, abi ben destekleme adına bir ekleme de yapmak istiyorum. Fizik kondisyon açısından takımın durumu ve eksik bir transferi var mıydı takımın? Yani hocanın lafını tabii. Ama şimdi bunu derken çok afra sıkılar. Yani bir takım kampta çalışmadı anlamında değil. Yok yok. Keşke ben olsaydım da birkaç tane olanı sorma adına. Takıma daha fazla katkı sunardı düşüncesinde. Bunu asla diğer geçmiş hocalara falan tabii, onlar tabii, değil. Tabii tabii. Şimdi onu öyle şey yapmayabilirdi. O şekilde değil. Farklı düşünebilirdik. Farklı düşünebilirdik. Böyle yorumlayalım. Kimseyi de incitmeye, kırmaya hakkımız yok bizim. Ben oyuncularımın şu andaki
29 tane oyuncum var. Hepsini biz oynayacak, bu takımın formasını giyecek şekilde hazırlıyorum. Çünkü benim yedeğe ihtiyacım var. Yedek oyuncumu da, türbünde oturan oyuncuma dahi ihtiyacım var şu anda. Şimdi hocam zaten sezon başından beri bizlerin konuştuğu zaman aynı dili konuşuyoruz. Şimdi hoca yedek kulübesiyle bir bütün içerisinde olmadığı zaman ya da sporcu hocasını sevmediği zaman hoca kim olursa olsun mümkün değil başarılı olur. Olma şansı yok. %0. Eğer bir yedek kulübesiyle sahaya giren ve çıkan adam, geçen hafta da konuştuk. Eğer bir bütünlük sağlıyorsa, bir mutluluk varsa o takımda, o takım başarılı olur. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu takım başarılı olmaması için bir neden olur. Bir takımdaki havayı siz ısırma hareketlerinde bir anlarsınız. Belli ediyor zaten. Çıkışlar belli ediyor. Sahaya çıkışın belli ediyor. Evet. Sahadaki mücadeleden belli ediyor. Dışarıda... Yedek kulübesinden sahaya giriş anı bile belli eder kendini. Aynen öyle. Bunlar görüntüdür ve bunlar paylaşımdır. Ha dediğin zaman bir bütünlük ne anlama gelir? Diyorsun ki işte bir gol attığı zaman o sevincini adam sahi içinden kenara bile, yedek kulübesindeki hiç tepremiyor bile yerinde. La gol atmışsın ya, bir seviniyor, bir çıkıyor arkadaşını kurdu. Tabii tabii, o ruhu. Ne oldu? Bir araya geldiğin zaman var ya, o bir bütün. Maçtan önce niye herkes bir araya geliyor? Her gün yan yanalar. Maça çıkarken niye herkes bir araya geliyor, bir bütünlük sağlıyor? Jose Mourinho'yu, Mourinho'yu yapan nedir? Antrenman bilgisi midir? İkili ilişkilerdir bu. Sporcuyla ikili ilişkiler. İletişim. Hocam şimdi en büyük avantajın senin bence. Adam yani futbolu biliyor musun? Geçmişte sporun içine gelmem. Bir yani futbolun heyecanı yoksa. Dört tane, beş tane iyi mücadele eden arkadaşlarım var. Tanıdığım evet, bildiğin sporcu. Evet. Ona da bu tanrı ağırlığı olan büyük ağabeyler. Kesinlikle. Yani şahsi fikrim onların da buraya gelmende, senin sizin gelmenizde mutlaka katkıları olmuştu ki bence çok önemli bir şey vermişlerdir, karar vermişlerdir, saklı bir karar vermişlerdir. İyi de olmuştur. Çünkü herkes memnunsa, mutluysa bundan mutlaka sizin de katkını duyacaktır. Bu şehrin zaten bu potansiyeli vardır. Yıllardır da burada top da oynadığınız dönemde bunlar da görülmüştür, biliniyordur. Yani biz size bu konuda o gün de dedik. Yani siz sevgiyle yaklaşırsanız sevginin fazlasını alırsınız. Bu da sizin kişiliğinizde vardır. Olduğunu da biliyoruz daha önceden. İnşallah muvaffak olursunuz. İnşallah. Başarılı olursunuz, mutlu olursunuz ki siz mutlu olmaz, hepinizin mutlu olması lazım. Tabii şimdi bir de şu vardır. Yani her işte olduğu gibi huzur çok önemli. Aynen. Yani işi sevmek çok önemli. Başındaki adamı sevmek çok önemli. Bir yeri geliyor ki ne? Hocamız için çok kez biz ne mücadelenin içerisine girdik futbolculuğumuzda. Tabii. Burada hem futbolcunun mutluluğu, huzuru hem de istek arzuyu sahaya yansıtmaları bizim için çok önem taşıyor. Yılmaz Bey, bu hafta kadrolar açıklandığında 7'den 70'e spordan yanan herkes yapılan tercihler, yapılan oyuncu değişikliklerinden baktığı zaman aynı şeyleri söyledi. Bu çok önemli. Demek ki herkes doğruyu göremiyor. Yok, Allah var. Görmediğim için yorum yapmıyor. Çünkü geçen hafta da eleştirdi. Gerçekten kente, eleştirdi. Oynaması gereken adam yok. Kente, hani biz kadroları belirleyelim diye elden öyle bir şey hatırımıza değil. Ama orada gerçekten spor adamlarının %70'i, hatta belki %90'ı, belki evet. %100'ü aynı yok, şeyleri düşünüyor. Memnundular. Yani, doğru bir tarafı. En doğrusunu elbette yanlış ki... Yanlış şu var tabii. Kadro istikrarı futbolda çok önemli. Ben şimdi tabii 15'e yakın maç izliyorum. Sizin izlediğiniz birçok maçın hepsini farklı kadrolar görüyorum. Burada bir kadro istikrarında problem yaşanmış yani. Bir önceki hafta kadroda tabii, oyuna giriyor, bir sonraki haftada 18'in dışında. Aynen. Bu kadro istikrarı oluşmadığı sürece burada başarılı olma şansımız aynen yok. Ben bildiğim yani bir takımın iskeletinde 8-9 tane adam sabit olur. Değişiklik yaptıracağın 2-3 tane adam var. Üzerinde olur genelde. Bunu yani ben bu hafta pas atası yaptım. Bir sonraki hafta beni kesersen ben yani yok olmaz. Zaten o güvensiz. 8-9 sene iskeleti hazırdı zaten kadroda düşündüğün. 2-3 tane üzerinde dönersin. O bugün hangisi fermanlaması geçmişe gitmek istemiyorum ama. Bir de şu var geçmişe yalnız. Gitmek istemiyorum ama Arsenal spor maçında tribündeki herkes görüyor. Yani spordan anlayan herkes görüyor. Herkes aynı şeyle söylüyor. Kenar görüyor. Ben radyoda maçı anlattıkken şunu söyledim. Diyarbakır spor için perşembenin gelişi çarşamadan bellidir. Golü yiyeceği bellidir. Yani ben bir spor adamı olarak teknik direktörlük yapmadım. Antrenman bilgim yok ama görüyorum. Ya belli mevkilerde eksikler var. Siz oraya müdahale etmiyorsunuz. Ve sahanın en iyi adamlarını da oyundan çıkarıyorsanız yani golü yersiniz. Evet. Ama bu hafta mesela hocanın yaptığı değişiklik de buradadır diye söylemiyorum. Aslında burada olmasaydı aynı şey söyleyecektim. Hocam 1-0'dan sonra neyi yaptı? Geriye yaslanmayı değil. Yaptığı oyuncu değişikliklerle daha fazla topu ileride tutmayı, daha fazla hücum yapmayı. Ha ikinci golü bulamadı. O ayrı bir şey. Evet. Elbette ki en iyisini hocamız bilir. Çünkü antrenmanlarda futbolcuların durumunu beraber bilen, onlarla birlikte antrenman yapan, bir hafta boyunca onlarla yatıp kalkan hocamız. Sen dediğin gibi
sonuçta taraftarlar, izleyenler, gazeteci arkadaşlarla yapmış olduğumuz görüş alışverişinde hem oyuncu değişiklikleri konusunda hem de takımın istek ve arzusu konusunda belli bir şekilde bir değişikliğin göze çarptığı söz konusu hocam. Bu bir kere mutlu etti hem taraftarları hem kamuoyunu. İnşallah sonuna kadar böyle gider. Ben bir yazı yazdım. Hemen maçtan sonra. Tabii şampiyonluk şarkıları söylemek çok güzel. Şampiyonluk havasına girmek çok güzel. Ama hiçbir şeyin garantisi yok. Kesinlikle. Daha önümüzde 12 tane final maçı var. 7 deplasman, 5 içeri. Bu 12 maçın sonunda Mayıs ayında o coşkuyu hep birlikte yaşayalım. Mutlu olalım. Ama sağlam adımlarla emin bir şekilde sonuna kadar gitmek gerekiyor. Yapılması gereken ne bu süreçte? Tamam sevinelim. Şampiyonluk şarkılarını söyleyelim. Ama bu kente, bu kenti yönetenlerin, bu kentin bileşenlerin, bu kente yaşayan, daha stadyuma gelmemiş olan Diyarbakır spor taraftarlarının ve bu spor kamuoyunun bir kenetlenmesi gerekiyor. Bu takımın etrafında. Destekleme adına. Ondan sonra zaten sene sonunda, sezon sonunda, günün sonunda şampiyonluk şarkılarını hep birlikte söyleyeceğiz. Ama şimdiden işte havaya girmek, işte vay biz şampiyonuz, tamamdır, bu ligde bizi alt edecek takım yoktur demek, bence bizi bir hayal kırıklığına sürükler. Bu akşam burada konuşmamız gereken aslında çok şey var. Onu konuşacağız. Evet, neden bahsettiğini çok konuşmuyorduk. Konuşacağız. Bu akşam burada... Ama hocayı ilgilendirmediği bir konu olduğu için. Şöyle ben bir beni incideceğim. Ya hocamız gittikten sonra onu şey yapalım. Aynen öyle. Serkan Demiroğlu bizim kalecinin babası, evet. Kocaeli'nden şu anda bizi izliyor. Mesaj göndermiş. Hüseyin Demiroğlu, sayın hocamıza başarılar dilerim. Diyarbakır Spor'a bol şans dilerim. İnşallah şampiyon olur diye. İnşallah. Telefonla arayıp mesaj göndermiş. Teşekkür ediyoruz. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Buradan saygılarımızı gönderiyoruz. Oğlun da emin ellerde. Onu da çok seviyoruz. Evet. İnşallah İyi daha... İyi bir performans toplayacağız. Şimdi tabii güzel. Bugün bir gazetede demin okudum ben. Evet. 13 yıllık özlem. Biz Kahramanmaraş Spor'da... Haberin sahibi burada. Geçen sene slogan hocam şeydi. 26 yıllık özlem demiştik. Kahramanmaraş Spor 87-88 sezonunda Süper Lig'e çıktı. 2-13 yarısı. 13 yarısıymış. 13 yıl sonra lider olmuşuz. Yani. 13 yıl sonra lider olmuşuz. Yani şampiyon olduk. 2008-2007'de. İkinci olarak çıktık. İkinci olarak çıktık. Anladım. Yani. Tamam. Liderlik ilk defa. Biz de diyelim ki ne yani bu sloganımız sayın sevgili hocam burada en iyisini bilir. Buradaki o kadar güzide spor adamları var ki. Evet. Bu Diyarbakır Spor sevgisi olan o insanlar var, inanamazsın sen. Bunlar 45, 50, 55 yaşında. Aynen öyle. Biz ne zaman Diyarbakır Spor maçına bunları sahaya davet edip bunların geldiğini gördüğümüz gün başarıyı yakalamışızdır aynen, biz. Aynen. Ben bu duygu düşünce içerisinde inşallah bizlerin sesini duyuyorlardır. Onları bu stadyumun o dokusuna gelip de o geçmiş heyecanları, o geçmiş ruhu izlemeleri... Orada o bizim sevincimize ortak olmalarını ben hasreten çok rica ediyorum. İnşallah sesim gitmiştir. Koltuklarımız kirliydi, temizliği olsa onları biz oturarak sileriz oyuncularımla. Sileriz onları. Yeter ki gelsinler yani. Futbolcularımı alın teriyle. Sizin çağrınız çok önemli bu konuda. Evet Diyarbakır'ın çok önemli değerleri var. Bu kente geçmiş yıllarda çok büyük hizmetleri olan hem sporcu olarak hem de yönetici olarak katkıda bulmuş birçok insan var. Bu insanları yönetim olarak da davet yani etmek zararlı gerekiyor. Zararlı olanlar gelmesinler. Davet şey. Etmek gerekiyor. Bununla ilgili bir organizasyon. Onlar şerefi diyeceksin. Girecek oraya. İyi gelecek. Evet. Ondan mutlu olur mu? Ben şöyle söyleyeyim. Neyse bu akşam fazla 2008'den sonra fazla iğneli iğneli konuşmayın. Bırakın bir liderliğin keyfini çıkaralım. Evet. herkese iyi akşamlar demiş. İşte pazar günü zevkli futbol izledik. Fethi Hoca da bir ricam olacak. Allah'ın izniyle diyarımı şampiyon yapar mı? Biz açlık aşığıyım bu takımın demiş. Yeşil kırmızı rengiyle Diyarbakır Spor'a aşığız demiş Sertaç. Teşekkür ediyoruz mesajdan dolayı. Bir diğerinde Fethi Hocam hayırlı olsun. Diyarbakır Spor'umuzu tekrar uçur. Hocam futbolu çok özledik. İsmini yazmamış. Başarılar demiş. Hocam bizim sloganımızda şampiyon yap bizi cehennemde yak bizi demiş. Evet, Kahramanmaraş'taydı o. Hepsini yakacağım şampiyon yap. Bunu Fırat göndermiş bize. Teşekkür ediyorum. Cennette hocam yani. Cennette değil abi. Evet. Maruf. Sevgi yakması. Evet. Yürekten o gelen o. Yılmaz Bey size ve Deli hocamıza, konuklarınıza iyi akşamlar. Öncelikle takım içerisinde bozulan özgüven ve huzursuzluk, huzur ortamını çok kısa zamanda ortadan kaldıran Fethi hocamıza sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Huzursuzluk ortamı doğrusu. Evet.
öyle yazmış zaten. Hocamızın ilk idmanına ben de gitmiştim. İlk gün olmasına karşın hocamızın sanki yıllarca bu takımda görev almış biri olarak o kadar içten davrandı ki Hıdır Hoca ile bozulan gardımız Fethi Hoca ile birlikte yerini muazzam bir takım nihayetine geldi. İnşallah hocamızın bu tutumuyla beraber ipi göğsel şampiyonluğu 12. adamımıza hediye ederiz. Artık bu takım, bu şehir tam bir sonsuz inançla şampiyonluğa kenetlendi. Siz değerli basın mensuplarıyla beraber dost kıskandırır, düşman çatlatırız. Eskisinden çok güçlü geliyoruz. Siz yeter ki savaşın, biz size kalkan oluruz. Şampiyonluk biletini aldık, geliyoruz demiş Maruf Moray. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Yani ne güzel mesaj var. Başkan mesaj göndermiş Fevzi İlhan'ı. Başarılar diliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Ve tebrik Sayın ediyor. Ondan sonra bir diğerinde. Sayın Başkan İstanbul'da. Evet. Görüşürüz. Mesut Güzel, Fethi Hoca'dan tek isteğimiz ne istediğimizi bilen, coşkulu, korkusuz bir takım izlettirmesi. Çünkü Diyarbakırspor büyüktür. Bu lige fazladır. Buradaki takımlar Diyarbakırspor'un rakipleri değildir. Yalnız aşırı cesaret iyi değil. Yani. Fethi Hoca öncelikle bunu idrak etmeli, bilmeli. Evet, o da biliyor ki Diyarbakırspor bu lige ait değil. Onu çıkarmaya geldi. Tabii sevgili kardeşim güzel bir şey yazmış. Zaten düşüncemizde şu var. Safet Bey'le de tanıştığımızda, diğer yönetici arkadaşlarla tanıştığımızda dediler ki hocam takımı nasıl buldun? Dedim ki ne yani takımı nasıl bulmam önemli değil. Bundan sonra nasıl olması önemli benim evet. için. 4 Mayıs'ta söyleyeceğim hocam. Ben sadece şunu söyledim. Dedim ki ne bu seyirciye yakışacak futbolu oynatmamız için bu takımın burada bazı şeyleri de paylaşmak istemiyorum. Çok şeylere de girmek istemiyorum. Bize dedim 3-4 hafta müsaade edin. Kayıpsız 3-4 hafta sonra sizlere muhteşem bir bu seyirciye yakışan taraftarın özlediği evet. o coşkuyu, o sevgiyi inanılmaz derecede cevaplayan, iştenlikle her şekilde bu şehre layık o takımın ahengini göstermek istiyoruz dedim. Ama tek bir şey var orada belirttiğim önemli nokta, kayıpsız. Evet. Öyle bir planlama yapacaksın ki ne? Çok önemli bu futbolda, planlamalar çok önemlidir. Yani tabii bu tamamen saha içi. Hocam bildiğim sezon başları bu planlamalar yapılır. Bir, devre arasında... Ha sen ben dilimi anlıyorsun. Yani yapılır iki ama sen şu anda öyle bir şartlarda geldin ki... Hazır bir takımda ne transfer etme şeklim var, ne bu saatten sonra sporcu aşırı bir yükleme şeklim var, ne bir kampa götürme şeklim var. Olabilir. Yani ama lider takımla. Bak lider takım da olsa sporcuların bazen fazla yüklenmeden dolayı ters tepler. Sporcu farklıdır. Yani naziktir, kibardır, incedir, narindir, öyle gider. İnanamazsın. Fazla oradaki... yüklediği zaman onu kaybedersin. Kazanayım derken kaybedersin. Şimdi bir insanın kapasitesi 10 kilodur taşıma. 11 kilo yüklediğin zaman o adam ağırlaşır. Şimdi alabileceği yer nedir? Kamp dönemleridir. Bol oksijenli yerlerdir. Şimdi burada artık senin yapabileceğin futbolcuya işte moral motivasyon yüklemesiyle, ikili ilişkilerle, tamam mı? Sevgi ortamıyla sporcuyu maça konsantre edeceksin, maça hazırlayacaksın. Evet. Hepsini bir araya getirip sevgiyle bu ortamı kesinlikle hocam. Puan sezon sonu puan hedefinizi soracağım ama şimdiden söylediniz zaten 80 puan dediniz. Biz 13 tane 12 kaldı. 12 kaldı. Ben 12'yi bilirim. İşte 44 ben, artı 36 ha, 80. Haftayı da 11'i biliriz deriz. 12'yi evet. bir bitirelim. Evet. O çalışmalarımız devam ediyor. Yani hocam diyor ki 3 adım sonrasını değil, bir adım öncesini düşünüyorum. Evet. Basamak basamak gideceğiz diyorsunuz evet. zirveye. Yani ben de belki bu hafta hocam dedi yani bir destek olsun da belki ben de gidebilirim maça. Her zaman, her zaman sizin gibi değerli insanların başta olması. Zaten gidenlerden bahsettik, ben güzel bir mesaj vereyim buradan. Geçen hafta içerisinde Diyarbakır eski emniyet müdürü Recep Güven alırdım. Takımı da inanılmaz derecede takip ediyor. Merkeze alınmasına rağmen takip ediyor. Skorları takip ediyor. Kayseri bu hafta özel olarak maça gelecek. Evet. Emniyet müdür yardımcısı Erkan Demirhan. O da Diyarbakır sporu çok seviyor. Aynı zamanda iyi bir Adana Demirsporlu. Odasında iki resim görebilirsiniz. Biri Adana Demirspor, biri Diyarbakırspor. O da Kayseri'deki maça geleceğini söyledi. Bir de yine şunu söyleyeyim, Kayseri'deki üniversite öğrencileri, Adil Has Üniversitesi'nde ve Erciyes Üniversitesi'nde olan öğrenciler, Diyarbakırlar, Adil Has Stad'ın yanında, oradaki öğrencilerin geleceğini söyleyelim. Gerçi ikinci bölümde söyleyeceğiz ama madem sırası gelmişken söyleyelim, Diyarbakır'dan da bir otobüsü Sayın Fevzi İlhan tahsis etti. Evet. Eğer bir iki otobüs daha olursa bir üç otobüslü bir taraftar seferliği yapılmasında planlanıyor. Evet. Yani, her statta taraftar buluyor hocam bu takım. Dünyanın neresine giderseniz gidin ki geçenlerde mesela geçen yıl bundan iki sene önce
Brezilya'da sokak futbolu turnuvasında Thierry Henry ile karşılıklı oynayan bir siyahi bir Brezilyalı vatandaş Diyarbakırspor formasıyla Thierry Henry ile futbol oynadı. Dünyanın her yerinde. Acaba yılan gibi bir şey değildi. Şu anda Türkiye liglerinde taraftar olarak il bazında en fazla taraftara sahip olan il Diyarbakır'dır. Üçüncü ligde olması lazım. Hocam Arsin ile Arsin, Trabzon, Diyarbakır arası gidiş geliş 1500 kilometre daha fazla belki de oluyor. Ben hani orada maçı anlatırken de söyledim. 50 Diyarbakırlı taraftar orada 3000 taraftar üst üstündedir. Yani evet. Diyarbakır'dan gelen 50 taraftar. İl bazında Türkiye'nin en fazla taraftar sahip olan. Bir özlem var. Kentin bir özlemi var. Artık 4 yıl, 5 yıldır hep başarısızlıklarla anıldı Diyarbakır. Diyarbakır Spor denilince işte geçmişte ekonomik sorunları olan, sahipsiz, devlet takımıyla halk takımı arasında gidip gelen bir portre çizdi bize. Maalesef bir Bursa felaketi yaşadı bu takım. İstanbul Büyükşehir Belediyespor felaketi yaşadı ve Türk basın, Türk spor medyasında da hep yanlış lanse edildi. Şimdi yeni bir başlangıç bu Diyarbakır. Herkes de bunu kabullendi. Kent olarak bunu kabullendi. Yaşadıklarımız elbette ki sizin bahsettiğiniz işte bu arkamızda duran tarih. Evet. Tahta tribünlerde 10 bin fotör şapkalı Diyarbakır Spor taraftarlarının desteklediği, işte Mehmet Altındağlar'ın buradaki fotoğrafta bulunan eski futbolcularımızın, sporcu abilerimizin formasını giydiği bir tarih. Dünya tarihinde 3 yıl üst üste şampiyon olmuş, lig çıkmış bir takım. Bize uzak olmamanız aslında bizim için büyük bir avantaj. Çünkü Kahramanmaraş, Diyarbakır'a yakın, bu bölgenin kenti ve Diyarbakır sporu da çok iyi bilen bir hocanın burada olması bizim için avantaj. Geçmiş hocalarımızla hiçbir sorunumuz olmadı. Allah razı olsun yaptılar görevlerini, gittiler, bıraktılar. Bundan sonra bizim beklentimiz elbette ki bunu başkanla da konuştuk, Safet'le de diğer arkadaşlarla da konuştuk. Bu heyecanı bilen bir insanın, bu kentin dokusunu tanıyan bilen bir insanın bu takımın başında olması bizim için büyük bir avantaj. O yüzden şampiyonlukta evet belki devre arasında sorunlar olabilir, sezon başında kurulan takım başkası tarafından kurulmuş olabilir ama sizin tecrübeniz, sizin şampiyonluklar yaşamış biri olarak, idealist bir isim olarak, futbolun içerisinden gelen bir insan olarak avantaj olarak sayıyoruz ve size başarılar diliyoruz hocam. Çok teşekkür ederim. Tabii burada öncelikle Diyarbakır tabii çok önemli bir şehir ve Diyarbakır Spor hakikaten ismini söylediğimde tüylerim diken diken oluyor. Karşılıklı oynadığım, karşısında hoca olarak da çıktığım bu ekibin hocası olmak ayrı bir gurur. Ama öyle bir insan tanıdım ki ne burada ben. Çok kısa olmasına rağmen Feyzi İlhanlı Bey. Evet. Bu kadar idealist, bu kadar kararlı ben bir insan görmedim. Bunun için de ben kendine şahsım adına çok teşekkür ediyorum. Neden? Tek başına kalkıp böyle bir riskin altına girip bir tarih yazan Diyarbakır Spor'un bütün sorunlarının, bütün sıkıntıların sanki o yükünün altına girerek ben bu Diyarbakır Spor'u çıkarmak istiyorum diyen bir adamı ilk defa gördüm. Evet. Böyle bir başkanı ilk defa tanıdım. Sadece bana şunu söyledi. Hocam başarı bizim için önemli. Başarıdan önce aldığın karar çok önemli benim için. Her kararın arkasındayım. Ben de başkan, sen böyle düşündükten sonra biz burada hayatımızı veririz ya. Ne demek ya? Evet. Bir yönetim kurulu başkanı kalkacak bir kulübün bu hedefleri ortaya koyacak, hedefler için de kararlılığını gösterecek. Ben kendine çok teşekkür ediyorum. Yönetim kurulunda çalışan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Şu 6 gün içerisinde inanılmaz derecede bize yardımcı oluyorlar. İnanılmaz derece. Tabii burada hem bunları bu süreci götüren bu insanlar ama bu sürecin içerisinde hala burada dimdik duran oyuncularımı da kutlamak istiyorum. Aynen. Hocam bak ben buraya not aldım dedim söyleyeceğim. Hocam çok şanslısın aslında. Tabii. Yani oyuncularım tabii sen hemen orayı çözüyorsun. Yani futbol, bu oyuncular çok karakterli oyuncular. Az mücadele eder. Şöyle ama karakterleri düzgün. Hakikaten problemi sporcu olur. Tabii karakterleri düzgün. Bunlarla çalışmak kolay bir hoca için. Evet. Ha burada ne eksikti? Motivasyonları biraz dağılmış. Kafa olarak bir güvensizlik doğmuştu. Biz onu ortaya çıkardık. Kendilerini kendileri anlattık. Aynayı tuttum ben. Siz busunuz. Siz bu görüntüdeki takım değilsiniz. Busunuz. O görüntüyü gördüler onlar. Evet.
İnşallah bu görüntünü daha netleştireceğiz. Daha az görüyorlar. O görüntüyü netleştirdiğimizde çünkü çözülmüş olacak olay. Her şey çözülmüş olacak. Biz burada tabii dediğimiz zaman biz bir aileyiz. Bu ailenin içerisi bir çember. Bu çemberin içerisi sizler dahil hepimiz varız. Yalnız yönetim kurulu Feyzi İlhan Bey değil. Aynen. Burada resmi tüzel kişilikler olan herkes, Diyarbakır'da yaşayan herkes bu şeyin içerisinde, çemberin, bu duygunun içerisinde. Hemen onunla ilgili bir soru. Kahramanmaraş'ta iki takımı şampiyon yaptınız. Evet. Bu şampiyonluğa giderken kent size nasıl yaklaştı? Yönetenler, siyasiler ve sivil toplum örgütleri. Azını ben söyleyeyim. 5 günlük bir hocayı bağrına basan bu seyirci, 1 yıllık hocayı nasıl basar onu düşünün siz. Ben bu kadarını söyleyeyim. Anladınız. Ben bir şey söyleyeyim. Yani ben şanssız dememdeki şey bir de yani bunun yanında tabii ki etrafındaki yöneticilerin de kararlı olmaları, onların da gerçekten çok iyi niyetli olmaları, yıllardır bekleyen şeyler. Yani mesela ben bildiğim Mehmet Anakan var, Ehsan Yapıcı var. Müthiş onlar. Yani Servet Can'dır, Şeymuş Şen Yiğit'tir. Yani bunlar dışarıda olduğunu bildiklerimiz. Daha yeni yeni tanıştığım için ben isim zikredemiyorum. Yani onlar da yeni tanışıyorum. Yönetim kurulu dedim ben. Yönetim kurulundaki o insanların bu işteki inanılmaz... Kulüp menajeri. Tabii kulüp Vedat Bey yani. Bunlar tecrübeleriyle herkes, personelin, zaten bunu hepsi bir bütünlerin içerisinde. Biz lojmanda bir aile gibiyizdir yani. Ya bizim bu bölgenin insanı öyledir. Şimdi evet. Git herhangi bir kapı çal, git evinde otur, evet. Seni misafir ederler. Yani ya budur ulan. Yeter ki sıcak. Bu olarak da şanslıyım ya. Onu da söylemek de. İkram Bey'in de aklını yemiyorum. İkram Bey'in de aklını yemiyorum. Sayın İkram İlhan'ı. Evet. O da bütün zamanı evet. Kulübü tabii, tabii, tabii. Yönetim kurulu denince hepsi içine giriyor. Aynen. Ben gıyabında da söyleyeyim. Ben yani ben söylerim. Doğrular hepimizin gerçeğidir. Dün geçen hafta biz Yılmaz Bey'le de konuştuğumuz zaman burada. Söylediğimiz neydi? Sporcuların duygularını bilen, hislerini bilen, anlayan ve bu sporcuyu daha önce tanıyan insanların burada olması benim yani şampiyonluk anlamında baktığım zaman yüzde eğer 10'sa, 20'se benim ama bu bugün %90-95 arasındadır. Evet. Benim bakışım bu şekilde. Ne kadar profesyonel olursan ol, çevre insan üstünde ahlaki ve yaşam tarzı konusunda çok etkilidir. Ben Diyarbakır'da büyümüş, Diyarbakır'ın örf adetleriyle yetişmiş bir insan olarak Avrupa'da bir Almanla konuşma tarzı ve onunla aynı şekilde iletişime geçme tarzım çok farklı olur. Ben zorlanırım. Ama Almanya'da yaşayan, Alman terbiyesi alan, Alman disipline sahip bir insan da burada benimle birlikte iletişime geçme konusunda sıkıntı yaşar. Sorun o. Burayı bilen bir insanın aynı dili konuşuyorsunuz. Aynı dili konuşması, frekansı yakalaması bütün sorunu ben oradan çıkıyor. Sezon başında hemen geçen bu maçın başında yaşanan o olay zaten bütün perdeyi kaldırdı. Ben dedim ya hayatımda ilk defa gördüm. Henüz daha bir şey yokken Fethi Çokkeser'in iki kelimesine 10.000 taraftar alkış tutup kendini ona çiçekle gelmesi, ona olan inanç, ona olan güven. Bu ismin evet, işte aradığımız isim budur. Bizi şampiyonluğa götürecek olan kişi, hoca, odur yaklaşımıydı. Ondan dolayı biz umut varız. Şimdi bakıyorum mesajlara. Yani şu anda herkes, demin de dedik ya, şampiyonluk moduna girmiş. Kimsenin başka bir düşüncesi yok. Niye? Çünkü hocanın konuşmaları, futbolcuların yapısı, kalitesi, duruşları bunu gösteriyor. Bir Emrah'ın mücadelesi, bir Hüseyin'in mücadelesi, bir Hüsnü'nün mücadelesi, bir Serkan'ın mücadelesi. Bu hafta olmadığım için mağlubiyeti hazmedememe. Şimdi öyle olacak. Hocalarımıza sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Gittiler. Ama içeride oynanan karşılaşmada Diyarbakır Spor futbolcusu dedi ki arkadaş ne oluyor, ben Diyarbakır Spor forması giyiyorum. Ben bu skoru hazmedecek bir takımda oynamıyorum. O tepkiyi verdi. Sporcu da kabul etti. Kendiliğinden yani kendiliğinden gelişen bir tepkiyle maçlar çevrildi. Şimdi işte bizim gemimiz vardı. Kaliteli de bir yapıydı. Kaptana ihtiyacımız vardı, o da geldi. Hadi ya, un vardı, şeker vardı, ne vardı, helva yoktu. Tabii yani bizim bir sloganımız var, futbolcularımız var. Asla vazgeçme yok. Evet. Biz düdükle başlayacağız. O düdükle bitirene kadar da vazgeçme yok. Sonuç ne olursa olsun. Hangi sonuçta olursak. Hocam yani çok hocam, güzel isabetli hocam, bir karar vermiş. Hocam buradan bir şey de söyleyeyim. Tabii hocam belki bu konulara girmedi ama ben bir tehlikeyi de söyleyeyim. Diyarbakır Spor için bir tehlikeyi de söyleyeyim. Hakemler. Evet.
Yani ben 4 haftadır izliyorum. Az sonra zaten maçı vereceğiz. Sayın Edip Eren, verilmeyen penaltılar Edip Eren, var. Edip Eren bu federasyonu as başkanı olmasaydı ve değerli bir isim olmasaydı, Diyarbakır'a çok önemli bir katkıları olan bir insan olmasaydı, ben futbol federasyonuna karşı farklı bir tutum içerisinde. Yok, ben o farklı tutum içerisinde iyiyim zaten de. Edip Eren zaten o konuda Diyarbakır Spor'un haklarını savunan ve Diyarbakır Spor'a haksızlık yapmasına engel edilsin. Takım liderse yapmayın. Yani biz bir ara biri geldi burada bir Van'la ilgili bir şey konuştu. Biz kendimize yakıştıramadık. Şu anda lider. Bir konuda bir şey söylemek istiyorum mutlaka. Hakemler hata yapacaklar. Oyuncularım da yapıyor. Ama art niyeti de olamayacak hocam. Tabii. Art niyet çok önemli. Ben rica ediyorum yani biz hakemlere karşı ön yargılı olmayalım. Zaten bir şey hocam, daha onlar da ön yargılı olmasın hocam. Onlar da olmasınlar. Yalnız bir şey var. Burada gördüğüm en güzel olay bu. Çok önemli bir olay. Diyarbakır seyircisinin ağzından küfür çıkmıyor. Evet. Ben onun için gerçekten i̇şte hocam, o taraftarıma... O niyete de saygı göstersin hocam. Gösterecekler. Bugün göstermezler. Ben bugün hata yaparlar ama mutlaka... Hocam ben bu maçın hakemini kesinlikle seyirci bunu bahane olarak farklı yere çekmesin. O ayrı bir şey. Futbol takımı da ayrı bahane çekmesin. Yani bir penaltı vermiyorsa sen gol atacaksın. Bir golü vermiyorsa ikincisi atacaksın. Ama bu maçta ben art niyetli bir şey söyleyeyim size. Hiçbir şekilde bu hakem iyi niyetli değildi. Bir pozisyon var. Bak size söyleyeyim. Penaltıları da ben tartışmıyorum. Penaltıları da hakem vermedi. O ayrı bir şey. Bir pozisyon var. Cezanın içerisinde karambol. Rakip takım oyuncusu yerde kaldı. Benim oyuncum bomboş pozisyonda vuracak, golü atacak. Hakem orada düdük çalıp maçı tutuyor. Öyle bir yetkisi, öyle bir hakkı yok. Zafer, doğru diyorsun. Yani sonuçta Süper Lig'de şampiyon takımlara karşı da yapılan hatalar var. Hakemler bu maçlarda bile hata yapıyor. Mesela dün Galatasaray maçında offside'den gol oldu. Evet. Ondan hemen geri gel Fenerbahçe kıyıma uğradı. Ondan geri gel Bursa'nın penaltısı verilmedi. Döndü Ersan Gülüm kırmızı kart gördü. Evet. Yani burada da mesela ben sezon başından beri de görüyorum. Diyarbakır Spor oyunculara o kadar kolay sarı kart gösteriliyor. Rakip takım oyuncularına gösterilmiyor. Rakip takımlara gösterilen verilen penaltılar Diyarbakır Spor'lara gösterilmiyor. Biz bunları görüyoruz. Ama bu tabii bahane değil. Bahane olarak mazeret olarak söylemiyor. Bunların dikkat edilmesi lazım. Bu kişisel hata olarak değerlendirebiliriz. Bak ben bunu söylüyorum. Ben futbolda bir ben şey söylüyorum. Zaten sistematik olarak değil. Yapılamaz. Edip Eren'in olduğu bir yerde hiçbir şekilde sistematik olarak bir şey olmaz. Ama şunu söyleyeyim, yani bu maçın hakemiyle ilgili söylüyorum. Yani o kadar böyle enteresan kararlar var ki artık sporcu içilerden çıkarıyorsun. Mesela bir Hüseyin'e gösterdiği bir sarı kart var. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir sarı kart yok. Hani. Doğru. Böyle bir şey olamaz. Yani sporda art niyetli bir insan olursa hakemi kimse yenemez, kusura bakma. Bence biz hakemi de yendik. Yenemezsin, mümkün yendik değil. Hocam. Yenemezsin. Biz bir halı sahada bir maçımız vardı. 7-0 öndeydik. Hakem dedik, hakem dedi pek yenemezsin. 8-0, 9-7 yenildik. Mehmet abi. Hala sahaya geç. Yenemezsin abi. Hakem yenme şansın yoktur. 15 sene önceye git. Yani sporu... Onu biliyorum. Bırak yani biz şu anda lider bir takımız. Bence kırmızı kartları konuşmamamız lazım. Bunları şimdi konuşalım. Herkese ihtiyacımız vardır. Herkese ihtiyacımız vardır. Biz bence bunları... Ben buna karşı konuşmamamız lazım. Ben bir şey söyleyeyim. Diyarbakır spora bariz bir şekilde bir haksızlık yapıldığı zaman biz o toplumsal tepki en sağlam şekilde veririz. Yani bu maçta arkadaşlar iki tane net penaltı verilmiyor. Böyle bir şey var mı? Doğru. O maçta vardı. Sıkıntı vardı. Bu maçta iki tane net penaltı verilmiyor. Mehmet abi bu maçta... Yani verilmiyor. Buna saygı diyorum. Asla bir kötü niyet aramayalım. Ön yargılı yaklaşıyoruz. Oğlum mantıklı olmaz. Çünkü bunlarla devam edeceğiz. Bunlar bir başka maçlarımızda da olacaklardır. Neyse bu tartışmamızı biz devam ederiz. Hocamızın uğradığı maçlarına devam ederiz. Lider bir takımız. Lider ben takımına gittim. Şimdi bazı şeyleri görüyorum. Ağabeyiz şu anda. Görüyorum. Şu anda hocamızı göndereceğiz biraz sonra. Sevgili seyirciler, bizim çünkü önümüzde çok önemli konular var. Birinci konumuz bu Büyükşehir Belediyespor'un almış olduğu ceza. İkinci konumuz Diyarbakır Spor'un bu şampiyonluğa giderken ve bir seçim sürecinden geçerken bu memleket herhangi bir belediye başkan adayı, mevcut belediye başkanları veya siyasilerden bir destek almamasının sebebinin ne olduğunu konuşacağız. Neden oluyor bunlar? Eskiden devlet takımı deyip halk vazgeçmişti. Halk yanaştığı zaman devlet terk etmişti. Şu anda bu takım ortasını bulamadım türlü. Kimin takımı onu bir bulalım. O 10 bin taraftar uzaydan mı geldi? Bu insanlar bu takımı neden destekliyor? Bu gençler neden bu karkış demeden 2 otobüs, 3 otobüs kiralayıp ta Trabzon'a Kayseri'ye gidiyorlar? Bunun sebebi ne? Kendi menfaatleri için mi yapıyorlar? Yoksa bu Diyarbakır Spor şu anda 3. lig, 3. grupta liderse
3 trilyonluk bir para yatırımı yapılmışsa, bu insanlar evlerinden kalkıp buralarda profesyonel bir şekilde çalışıp zaman harcıyorsa, kimin memleketine hizmet ediyorlar? Bunun nedenlerini soracağız. Ya da kolay mı böyle bir kişi işte tek başına 3 trilyon 4 trilyon para harcasın, bu takım şampiyon olsun, Süper Lig'e çıktığı zaman protokol tribünde yer bulamayalım. Var mı öyle bir dünya? Bunları konuşacağız az sonra. Selam Yılmaz abi, iyi akşamlar tüm konuklarınıza, bizi mutlu bir hafta yaşatan futbolcu arkadaşlarımıza, teknik heyetimize, başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Stattaki sevinç bir yana, bir de ofisteki kutlamaları görmek ve duygulanmamak elde değil. Evet, gerçekten çok güzel. Bir de bir sıkıntı var Yılmaz abi, bizim taraftarlar maç başlıyor, yeni yeni maça geliyorlar. 35 dakika daha kapıda bekleyenler vardı. Buna bir çözüm bulun lütfen demiş. Teşekkürler. Yok. Çok doğru. Hatta yani bizde mi bilet satışlarında mı yoksa seyircinin... Onlar da konuşacağız. Hem onlarda hem bilet satışlarında. Benim burada çarpıcı tespitlerim var. Elimde belgeler de var. Onu akşam illeri canlı yapacağım. Tamam. Safet kendini... Az sonra. Kürçe'ye diyorlar ya kendini tuş etmiş. Karabeyi canlı yapacağım. Hakan Baykar'a selam İmaz abi. Bu deminki mesajı Sadık Erdoğan göndermişti. İsmini de okuyalım. Hakan Baykar'a selam Yılmaz abi, iyi akşamlar. Fethi hocamıza, Safet abiye, Mehmet abiye, herkese ayrı ayrı selamlarımı iletiyorum. Teşekkür ederim. Fethi hocaya başarılar dileriz. Artık puan kaybına tahammülümüz yok. Fethi hocanın takıma getirdiği hava ile biz taraftarların desteğiyle 2. ligi 2-3 hafta önce garantileyeceğiz inşallah. İnşallah. Biz Mayıs dedik, inşallah Nisan'da o sevinci yaşarız. Bizim Şamus Şenli demiş ki, sizin yöneticiniz. As Başkan Şamus Şenliğit. Selam, iyi yayınlar hepinize, saygılar. Bu basın, yönetim, teknik heyet ve taraftarların kenetlenmesi şampiyonluk getirecektir. Kimsenin kuşkusu olmasın demiş. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Fethi Hoca'nın bu takımın başında olması bizim biraz daha umutlu bakmamıza sebep oldu. Samet göndermiş şampiyonluk konusunda. İyi bir canlı spor tarafta. Telefon mesajlarına da biraz göz atalım. İyi akşamlar Yılmaz Bey. Konuklarına selam. Atilla'yı çok beğendim. Çok iyi. Ama gittikçe zorlaşıyor. Çok dikkat etmeliyiz. Mustafa Doğru Silvan'dan. Teşekkür ederim. Zorlanmasıyla ilgili. Doğru diyor. Yılmaz Bey, yıllar önce Safet Bey'in yaptığı yarışma programında kazandığım Diyarbakırspor kravatını hocamıza takdim etmek istiyorum. Maruf Moray. Evet, doğru söylüyor. Kendisine vermişim, doğru. Ne zaman istersen. Her zaman. Her zaman bekliyoruz. Evet. Çok özür dilerim. Aslında şu anda belki başkaları olmuş olsaydı yani biz görüyorduk maçlarda sırf göze girmek için önemli. İşte Diyarbakırspor forması Diyarbakırspor rengini taşıyan işte gömlekler, kravatlar, farklı şeyler çıkarlar. Bir şey söyleyeyim mi şimdi? Ben Diyarbakır sağlam olsun diye. O kravatları o sezon yaptıran da Fenerbahçe kongresi olan biriydi. Bu da Diyarbakır'daki esnafların kulakları çınlasın. Evet. Biz konuşuruz sadece. Yani şey Şamu Sofioğlu. Bu da iyi bir taraftardır, evet. Tribün lideridir. İyi yayınlar diyorum. Öncelikle Fethi hocamıza hoş geldiniz diyoruz. Maraş taraftarları kendilerinden çok bahsettiler. Evet. Deli bir Fethi. Deli Fethi efsanesini dinledik demiş. Umarım Diyarbakırspor'umuza uzun yıllar başarılı olur. Geçen hafta turnike ile ilgili sorunları dile getirmiştik. Ancak bu sorun halledilmedi. Ben can yakacağım, beklesin. Yani. 4-5 tane turnike var. Sadece 2 tane açılıyor. 2000'den fazla taraftarımız mağdur oldu. Ya turnikeleri iptal etsinler ya da hepsi açılsın. Lütfen bu konuyu daha ciddiye alasın demiş. Ufak bir olayda sivil toplum örgütleri toplanmasını biliyorsa takım için neredeler demiş. Evet. Valla doğru demiş. Daha var, zaman var. İkide bir bakıyorsun toplantı yapıyorlar, işte bağlılıklarımızı bildiriyoruz falan tarafa filan tarafa. Birleşmiş Milletler toplantısını geçti, sonuç yok. Sonuç yok. Evet. Duyarlılık, ama şunlar çok önemli şey, çok duyarlı yani. Bu mesajlar falan. Halkımız her şeyi görüyor. Hocam. Duyarlı. Yani o duyarlılık sorumluluk getirir şimdi. Aynen. Evet, Diyarbakırspor önümüzdeki hafta Kayseri Şeker karşısına gidiyor. Şunu soracağım, biz geçenlerde bir hocamızla yapmış olduğumuz mülakatta kendisine şunu sormuştuk. Hocam, izleme komitesinde kim var, işte maçları izletiyor musunuz falan? Hayır dedi, benim maç falan izlememe gerek yok, ben kendi takımıma bakarım demişti. Biz de dedik yani hoca, bu ya aşırı özgüvendir ki aşırı özgüven ara sıra negatif sonuçlar doğurabilir. Böyle bir tepkiyle karşılaştık. Hocam sizin var mı? Şimdi tabii şunu söylemekten öncelikle benim takımın ne yapacağı çok önemli. Ben bunda şey yok, sorun yok. Her hocamın zaten
temennisi budur. Evet. Ne yapabileceğiniz. Çalışmaların hepsi onun için zaten. Evet. Ama ben rakibimi de karşımdaki bir takıma neler yapabileceğini, hücum gücünü, defansif ne oynadığını, ofansif durumlarını, orta sahadaki durumları, yan toptaki, serbest vuruştaki, frikikteki neler yapabildiğini, hangi ayakla attığına kadar biz analizci hocamı gönderiyorum. Göreve de başlattım. Bu hafta Anadolu Hisar Van maçındaydı. Çünkü biri içeride biri dışarıda oynayacağız. Bu hafta Denizli'ye yollayacağım. Denizli maçını izleyecek. Biz rakibimizle ilgili bilgilerimizi toparlarız. Çalışmalarımızı o yönde yaparız. Yaptıktan sonra da futbolcumuza şunu deriz. Biz size çok güveniyoruz. Çalışmaları yaptık. Rakibin önlemlerini aldık. Rakibin zayıf yerlerini anlattık. Bu sistemde oynayacağız. Evet. Yani bu demek değil. Doğrusu ki, da o. Tabii güvensizlik. Doğru. Zaten oyuncumuza güvensizliğimiz yok. Yani bir şey de gerçekten olması gereken bir olgudur. Amatörde bile kendi zamanımızda yeminle bizler giderdik ki rakibimiz kimdir? Ben bek oynuyordum zaman açık kim oynuyor, nasıl oynuyor, yeteneği nedir? Bunları kendimiz analiz ederek yapalım. Bunlar önemlidir. Mersizler gibi takımlar izletiyor. Rakam değil de bunlar önemli şeylerdir. Hocamı destekleyecek bir şey söyleyeyim. Önemli şeylerdir. Olması gereken şeylerdir yani. Real Madrid Galatasaray'la oynayacağı maç için yani Kayseri'deydi. Mourinho geldi oraya. Aynen. Bizzat yani kendisi izledi. Keşke yani. Biz hocaların bir gün öncesi bir vakti olsa da o gözü biz görsek. Aynen. Ama ben şimdi ne yapıyorum? Rakibim hem hocalarım izliyor. Hem o takımı oynamış hocalara telefon açıyorum. Onlardan da bilgi alıyorum. Bizden oynamış, birinci devre oynadığı maçı seyrediyorum. Hangi futbolcular yenilenmiş, hangi şey alınmış. Bir de 5 maç öncesine bakarım ben. Benim sistemim bu. 5 maç öncesine de bakarım. Kadro istikrarına bakarım. İstikrar devam eden bir oyuncu topluluğu var mı? Buna bakarım ben. Yani hatta sakat ve cezalısına kadar araştırırım. Bu olma, bu bir insanın bir işine saygısıdır. Bravo. Detayları bilmek önemli tüme giderken. Kesinlikle. Bunu şansa bırakamazsın. Aynen öyle. Turan Hoca da aynı şeyi söylüyordu. Turan Özyazanlar Büyükşehir Belediyespor'a futbolda şans diye bir şey yoktur. Bütün her şeyi göz önünde bulundurmak zorundasınız. Şimdi tabii planlamalar çok önemli. Planlamalar, antrenman planlaması dışında maç planlaması da var. Maçın şu bölümünde galip durumdasın veya mağlup durumdasın. Evet. Veya galip girdin son 5 dakika, 10 dakika ne yapacaksın? Sisteminde nasıl bir değişik yap? Bunları planlamadan yapamazsın. 2-0 mağlupsun. O planın bile hazır olacak. Hocam adam kaleciyle karşı karşıya 3 defa aynı pozisyonda topu boş kaleye avut atıyor. Ben kısmetsizim diyor. Böyle bir şey olabilir. Böyle bir şey yok. Sadık Altun Karayılmaz abi. Kralı gelse Hüsnü Hoca'yla yollarımız ayrıldı. Ona selamlarımızı gönderiyoruz. Fethi Hoca'ya bir mesaj göndermiş. Kralı gelse Fethi Hoca'yla bu büyük taraftarı kimse tutamaz. Altta da demiş ki Fethi Hoca demek istedim. Evet, inşallah şampiyonluk i̇nşallah. Gelecek. Bizim de umudumuz o. Diyarbakır Spor'un bütün yatırımı, taraftarın isteği o yönde. O sebepledir ki işi sıkı tutuyorlar yöneticiler ve hocamızın burada olması. İnşallah da sezon sonunda o şampiyonluğu yaşarız. Evet hocam, son olarak neler demek istersiniz? Sizi uğurlayacağız. Şimdi öncelikle sizlere teşekkür ediyorum. Daha önce canlı yayına bağladınız. Bugün de bizi misafir ettiniz. Hocama. Biz teşekkür ediyoruz. Geldiniz. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Biz buraya geliş amacımız hem kalben isteyerek geldim bu takımı. Böyle bir efsanevi şehrin takımını, efsane takımı yeniden liglerin üst kademelerine çıkmasını istiyorum. Çünkü layık olduğu yerler orası. Bu şehir buna 3. lig değil. Bu şehrin yeri Süper Lig'dir. Biz hedef amacı bunu koyduk. Sonuna kadar hedefiniz var. Kesinlikle. Bunda ya hiç kısa şey yok. Kısa vadeli bir anlaşma başkan, yok. Başkan, ben bu halka, bu taraftara çok güveniyorum. Çok güveniyorum. Ama önemli olan başındakinin istemesi. Aynen. Ben Fevzi İlhanlı'da o kararlılığı, o beyefendide bu kararlılığı gördüm. Ben 4 saat 20 dakika görüştüm. Bu kadar tanıyorum. Evet. Ama o kararlılığı gördüm. İnsanı 50 yıl tanısan tanıyamazsın. Bana bir lafını tanımış olsun. İki o kadar. Ben o şahsa güveniyorum. Diyarbakır taraftarına güveniyorum. Diyarbakır Spor'un rengine ve ruhuna güveniyorum. Ve onun için buradayız. İnşallah el birliğiyle, birlik olarak, bir aile olarak, bir ekip olarak hepimiz bunun içindeyiz. Bu başarıyı hep birlikte yakalayacağız. Hep birlikte mutlu olacağız. Aynen.
Ben teşekkür ediyorum. Sözlerinizin başında en önemli unsur olarak da takımıma çok güveniyorum, futbolcuma demiştiniz. Kesinlikle. O çok önemli bir olguydu. Kesinlikle. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığı, ayaklarına sağlık, ağzına sağlık. Hocamızı uğurlayacağız. Daha sonra bizim bölümümüz başlayacak. Çünkü epey konuşulması gereken, tartışılması gereken konular var. Akşam canlı yapacağım. Evet, Saffet her şeyi hazırlamış, konuşacak. Bizler de tabii onunla birlikte bazı detaylar var. Onları değerlendireceğiz. Çünkü gerçekten kentte hoş olmayan şeyler konuşulmaya başlandı. Hoş olmayan şeyler oluyor. Ötekileştirme başladı. İşte benim tarafım, onun taraftarı, bunun taraftarı diye. Bunlar doğru işler değil. Hiçbirinin taraftarı olmayınca evet, da ortada kalıyorsunuz. Herkes şunu bilsin ki taraftar birilerinin taraftarı değil, Diyarbakırspor'un taraftarıdır. Taraftarıdır. Bunu bilsin herkes. Şimdi maçla baş başa bırakacağız sizi. 9 dakikalık bir maç özetimiz var. Maçtan görüntüleri ekrana getireceğiz. Saffet Azbay'ın anlatımıyla. Biz maçı izlerken hocamızı göndereceğiz. İkinci bölümde de değindiğimiz konulara gireceğiz. Şimdi kısa bir ara, maçtan sonra yine Spor Ekstra devam ediyor. Geldi.
Evet, maç sonrası halay. Hep birlikte futbolcular, taraftarlar o coşkuyu yaşadılar. Tabii güzel görüntüler bunlar. Diyarbakır taraftarının özlediği, kentin özlediği görüntülerdi bunlar. Bunlar mutluluk verici. İnşallah sene sonunda da şampiyonluğu yaşar. Bu mutluluğu hep birlikte bu kentte yaşarız. Maçtan hemen sonra ofis 8. caddesinde de yaklaşık 1000 kişilik bir taraftar topluluğu liderliği kutladı. Bunlar da gerçekten özlediğimiz görüntülerdi. Şimdi Diyarbakır Spor önümüzdeki hafta Kayseri Şeker'le oynayacak. Bu önemli bir maç. Diyarbakır Spor'un en önemli rakiplerinden biri. Keçiören Gücü'nün takibi devam ediyor. Bu hafta Keçiören'e konuk olmuşlar. Zor bir maç oldu. 2-1'lik bir sonuçla son dakikalarda Keçiören kazandı maçı. Diyarbakır Spor inşallah bu deplasmandan da 3 puanla döner ve liderlik durumunu devam ettirir. Rakiplerin de puan kaybetmesiyle biraz puan farkını açarız ve inşallah taraftarların da söylediği gibi, hocamızın da yapmış olduğu değerlendirmede olduğu gibi Mayıs ayında, hatta Mayıs'tan önce de Diyarbakır Spor bu kente şampiyonluğu tekrar getirir ve ikinci ligde yerini alır. Çünkü hedef şu: Diyarbakır Spor biliyorsunuz Diyarbakır'da bir stadyum yapılıyor ve 2 sene, 2,5 sene sonra o stadyum bitecek. En azından Diyarbakır Spor ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi üst liglerde olduğu takdirde eminim o 33 bin kişilik stadın hepsini doldurabilecek kapasiteye ulaşabiliriz. O potansiyel var bu kentte. Amacımız ve dileğimiz bu. Bu anlamda emeği geçenlere de teşekkür ediyoruz. İnşallah Fevzi Başkan'ın, Fevzi İlhanlı'nın ve yönetiminin göstermiş olduğu bu emek sene sonunda şampiyonlukla taçlandırılır. Şimdi tabii Diyarbakır Spor bu şampiyonluğa giderken Büyükşehir'de playoff kovalıyor. Biz önce bir Büyükşehir'i konuşalım, ondan sonra da Diyarbakır ve Diyarbakır'daki spor organizasyonlarına bu ilgisizliği konuşacağız. Safet Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda Güngören'le karşılaştı. 1-1'lik sonuç. Ligin sonuncu takımı, son sırasındaki takım Güngören. Bu maçta da Diyarbakır Spor 4 haftalık beraberlik serisini devam ettirdi. Belediyespor. Evet, Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor. Ne diyeceksin Büyükşehir'le ilgili? Yalnız şunu söyleyeyim. Bu Güngören Spor maçında Büyükşehir Belediyespor izleyen arkadaşlarım da oldu İstanbul'da. İyi futbol oynamış. Özellikle ilk yarı 4'ü kale sahası içerisinde olmak üzere çok net gol pozisyonlarında yaralanmış. Yani çok farklı kazanabilecek bir maç. Ben de izleyen arkadaşlarım Büyükşehir Belediyespor'un playoff oynayan bir takım gibi değil. Ligin son sırasındaki bir rakibe karşı çok korkak ve 7-8 kişiyle savunma yapan bir takım olur. Ama ilk yarı şeklinde kaçırılmış. Tabii yani bilmiyorum, tabii sizin izleyen. Hatta bu izleyen arkadaş da futbolu bilen bir arkadaş. Evet, yani bana gelen bilgiler ilk yarı çok net gol pozisyonları kaçırmış. İkinci yarıda bu gol pozisyonlarına girememiş ama gol ararken gol yemiş. Ama netice itibariyle şu var: Güngören Belediyespor ligin son sırasındaki bir takım. İki açıdan değerlendirebiliriz. Güngören Belediyespor ligin son sırasında bu takımı yenmeniz lazım ama bir açıdan da daha bakarsak Güngören Belediyespor için de son şanslardan bir tanesi. Yani evet, onlar da devre arası transfer yapmışlar. Bu maçı kazansaydı onlar için de farklı olabilirdi. Böyle bir görüntü. Şimdi aslında yani 4 maçlı bir beraberlik serisi var Büyükşehir Belediyespor'da. Şimdi aslında şunu söyleyebiliriz. 11 haftadır da yenilmiyor, evet, değil mi? Evet, evet. Şunu söyleyeyim. Şimdi ilk yarı son haftalarında 7 maçta 6 galibiyet bir beraberlik kaldı. İyi evet, bir seri yakaladı. Devre arası transferinde Büyükşehir Belediyespor'da bir beklenti vardı. Bir, yani açıkçası hepimizde bir beklenti vardı. Ondan da söyledi şu: nokta olmak üzere çok kaliteli transferler yapacağız demişlerdi. Fakat baktığımız zaman 8 oyuncu geldi. Bunların içerisinde nokta hiçbir tane transfer yok. 8 transfer mi yapmış? Evet, devre arası. Evet. 8 transfer, bunların hiçbir tanesinde bir nokta yok. Tabii burada yani ben tabii yöneticilerin bu konuda net bir açıklaması yok ama anladığım kadarıyla devre arası biraz da ekonomik şeyler devreye girdi. Aldığım bilgilere göre işte bonservisli oyuncu almak istemişler. Bonservisli oyuncuları da genelde kendi kulüpleri vermek istemiyor veya çok yüksek maliyete devre arası çıkıyor. Kolay değil mi transfer? Evet, devre arası böyle bir sıkıntı yaşamışlar ama o zaman akla da şu gelebilir: madem devre arası istediğiniz nokta transfer yapamıyor, yani özellikle Belediyespor'la ilgili en büyük eksiklik neydi? Forvet eksiği vardı ligin ilk yarısında. Böyle bir transfer yapamazsanız o zaman bu kadar oyuncu niye alıyorsunuz? Şimdi girenler gelen... 8 tane adam alırsın. Evet, gelen ve gidenler ama şöyle, 8 tane bonservissiz adam. Maç başı anlaşmış. Maç başı anlaşılmış oyuncular. Şimdi böyle bir olay olduğunu ben öğrendim. Bir de şunu söyleyeyim. Büyükşehir Belediyespor'un kemik bir kadrosu var.
kemik bir kadrosu var. Devre arası yapılması gereken neydi? Nokta oyuncular almaktı. Bunu yapamıyorsanız... Neydi nokta oyuncular? Mesela nereye? Ben çok, o zaman da söyledim, çok acil bir santrafor alınması lazımdı. Gol buluşa değil, yorulan bir santrafor. Şu anda Hakan, Hakan Akman, Uğur Tülümen ve Mert Somay var. Mert Somay, bir de tabii ikili arkası oynayan Serdar. Serdar var. Evet, Serdar da milli takım kampında sakatlandı biliyorsunuz. İstediği benim alamıyorlar ve istediği benim niye alamıyor onlardan, ondan. Şu anda takımın bütün gol yükünü çeken Mert. Ama Mert de özellikleri farklı olan bir oyuncu. Mert'ten her zaman gol atmasını bekleyemezsiniz. Uğur Tülemen ısrarını ben bir türlü anlayamadım, onu söyleyeyim. Mert'in yanında iyi bir adam olursa çok gol atar. Ben futbolda size bir şey söyleyeyim, ben kesinlikle duygusallığa karşıyım. Evet, ilk yarı sakattı işte, ikinci yarı düzelecek. Yani bilmiyorum, bir oyuncu 15-16 hafta sakat kalıyorsa ben ondan çok, yani bütün umudumu ona bağlamam. Şimdi bir takımın oyun yapısına göre sen sporcu yapmışsın. Evet. Tamam yani, sporcuya göre de bir maç oynayamadığına göre sporcu ona ayak uyduruyorsa ısrar edersin. Evet, ama ben şunu söyleyeyim, mesela ben teknik heyetle ilgili eleştirileri ben karşı çıkıyorum. Bence burada Turan Hoca'yı eleştirmek doğru değil. Şimdi eğer siz onun önüne bir bütçe koyuyorsunuz, onun önüne seçenek koyuyorsanız o ona göre davranıyordur. Yani hangi hoca iyi kaliteli hoca alınmasını istemez? Evet. Şöyle bir şeyle katılıyorsun değil mi? Ben de ilk yerinin o artan bir performansı vardı ya, başarı grafiği vardı. Orada bir Uğur'un da takıma katkı sunması, Uğur Tülemen'in yani ki... Ama Uğur yine ortada, yine ortada o. Ekstradan yani yerine bir adam transfer etmene gerek. Dediğin gibi Hakan, işte Mert, bir de 3 tane transferim var. Serdar'ı yani, da eklersin. Mesela ekleyebilirsin. Yani 3 tane iyi adamın var zaten. Bunlardan daha iyi bir adam alıp hemen bu takıma monte etme şansın yoktur. Ya tabii şey, şimdi bazı şeyleri söylesin. O zaman senin, çıkıyor. Şimdi özellikle hocanın yapmış evet. olduğu değerlendirmelerde şu evet. konuya evet. değiniyor. İstediğiniz kadar iyi oynayın, evet. gol atamıyorsanız maç kazanamazsınız. Gol kimle atacaksınız? İşte yani sorun demek ki, tamam elinizde santfor var ama o santforları nasıl besliyorsunuz? Ne kadar besliyorsunuz? Ben bir şey daha söyleyeyim. Santfora top gelmeyince santfor ne yapıyorsunuz? Ben şunu söyleyeyim. Diyorum. Santraforu da bir tarafa bıraktık. Oyun sistemi yani bir takımın mi? İyi santraforu da olmayabilir. Ama bir takımda mutlaka hücum özellikli gol dışarı olan oyuncular olur değil mi? Ya kanat oyuncuları olur ya ikili arkasında oynayan oyuncular olur. Baktığın zaman Büyükşehir Belediyespor'un orta saha oyuncularının ortalamasına bakın kaç gol atmışlar. Toplasan 3 golü geçmiyor. Evet. Yani onların devreye girmesi onlar gerekiyor. Onlar da devreye giremiyorlar. Santforlar durduğu zaman en azından orta evet, sahadan, evet. kanat oyuncularından. Evet. İşte şut atabilen özellikli sporcular olması lazım. Evet, yani o da bir taraftan problem. Oyun bir sistemiydi, oyun evet. sistemin içerisinde. Ama her şeye rağmen yani playoff hedefliyor. Evet. Yani bir defa bu ligde ilk 3 belli, onu size söyleyeyim. Yani birbirimizi kandırmayalım. Evet. Birinci, o ikinci ve üçüncü sıradaki takım belli. İbrahim, puan durumunu da ekrana getirebilir misin? Hayır, şunu söyleyeyim. Köşede versen. Sadece Büyükşehir Belediyespor için değil. Bütün takımlar için söyleyeyim. İlk 3 belli bir defa. Ama ben bir şey söyleyeyim. Yani ben iddialıyım daha. Ben bilmiyorum. Büyükşehir'e karşı benim ayrı bir şeyim var. Ben her sezon başından beri hep durdum ama ben onların playoff'a kalacaklarına %1 milyon. Ben playoff'a kez ben de inanıyorum. %1 milyon. Yani ben şansı yüksek. Yani şansı yüksek. Ama beraberliklerle de kalamazsın. Büyükşehir kolay kolay yenilmez. Şöyle bir avantajı da var. Mesela Ancak'taki takımlara bakalım. Nazilli Belediyespor Diyarbakır'a geliyor. Bu playoff için tekrar söylüyorum. Yani işte Alanya geliyor. Tepecik Spor. Ya Alanya falan sayma. Hocam sen Alanya falan sayma. Alanya, Altınordu, Ankara hücumları sayma. Bunlar 2-3 garanti, ben size onu net vereyim. Hatta önemlidir ama. Ama şunu söyleyeyim. Ya o tamam, ayrı bir şey. Bizim fikstürümüz niye önemli? Anlamadım. Ligin sonu. Ya sana kalıyor Bandırma ile Nazilli. Bandırma. Bandırma deplasmana gidiyoruz. Nazilli bize geliyor. Tepecik bize geliyor. Yani onun için Büyükşehir Belediyespor'un fikstörü de avantajlı aslında. Çok büyük avantajı bu. Fikstörü de avantajlı. Bu hafta Eyüp'ü yenerse. Evet, o kapasitesi de var. Yani ben özellikle söyleyeyim, ben mesela Turan Hoca'nın bilgi ve becerisiyle bu işin üstesinden geleceğine ben inanıyorum. Kolay Büyükşehir Belediyespor takımı ligde yenilmez. Yenilmez. Ama galibiyet alması lazım. Şimdi gelelim saha içi olaylara istersen. Saha dışı olaylara gelelim. Evet. Büyükşehir Belediyespor'un... Bu haftayı bir konuşalım istersen. Evet. Safet, şimdi puan durumu hazır ekrandayken üstümüzdeki rakiplerin ve bizim oynayacağımız maçlara bakalım. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eyüp'le oynuyor. Eyüp ligde 12. sırada 25 puana sahip. Hemen üstümüzdeki takım Tepeci'ye bakıyoruz. Tepeci kendi sahasında Bandırma ile oynuyor. Yani üstümüzdeki iki takım birbirleriyle oynarken bizim galip gelmemiz ikisinden birini yakalamamız demek. Evet. Biz bu hafta 5. sıradayız. Nazilli Diyarbakır'a geliyor. Nazilli Diyarbakır'a evet. geliyor ki Nazilli bu hafta
Nerede? Ankara Gücü. Hemen bakıyorum. Kendi sahasında Ankara Gücü. Zor bir maç. Ankara Gücü'nün kazanması bizim galip gelmemiz bizi 5'e taşıyacak. Beraber. Biz varsa 5'inciyiz. 4. bile olabiliriz. Yok, Ankara Gücü gelecek sezon Süper Lig'de olabilir. Yok. 4. olamayız. Yok. 5. olabilir. Ankara 5'inciyiz. Ankara Gücü. Ankara Gücü sene önümüzdeki sene Melih Gökçek bir açıklama yaptı. Ne kadar olabilirliği var tartışılır aslında. Ankara Spor şampiyon olursa Ankara Gücü direkt Süper Lig'e gidiyor. Yok, olabilirliği var yani. Öyle değil, öyle değil. Ankara Spor öyle şampiyon değil. Olacak. Evet, olursa. Ankara Spor kendi ismini Ankara Gücü olarak değiştirecek. Tamam, isim değişikliğine gidecek. Tamam o. Ama yine Ankara Spor bu sefer... Peki, Ankara Gücü ne olacak? Yine isim değişikliğine hangi takımın ismini yapacak? Ankara Gücü Ankara Spor yapacak, Ankara Gücü Ankara Spor'da Ankara Gücü olacak. Yılmaz Bey, Türkiye'de olmayacak hiçbir şey yoktur. Devam edilecek. Öyle peki biz niye yapamıyorduk abi? Neden abi? Niye Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor 2. Lig'deydi, biz niye Diyarbakır Spor yapalım? Bizim borcumuz yok. Yapabilir mi? Borcum var, şeyim var. Bizim borcumuz var. Onların yok mu? Melikler var, şey var. Var ama orası ama. Kime var? Hiçbirinin yok. Yok. Orası Selen ama. Melik Gökçek gibi bir belediye başkanı var. Belediye başkanı var. Yok, ondan borcu yok. Ne borcu? Nasıl Ankara yok borcu ya? Yok mu? Yok, Ankara Gücü borcu transferi açmadı. Ayrı bir şey. Federasyonu olan borcundan bahsetmiyoruz abi. Sadece borç o mudur? Vergisi. Olur mu canım? Dünya kadar yönetici borcu var ya. Abi ben... Ama öyle de öyle. Abi Ankara Gücü Başkanı'yla ben burada konuştum. Diyarbakır'da 50-60 milyon borcu var. Tabii canım. 50-60 milyon? Evet. Süperliğe çıktığı takdirde hiçbir sıkıntı. O ayrı bir şey zaten. Onun hepsini tartışmıyoruz yani. İki sezondur. Evet. İki sezon Süper Lig'de kal. Biraz da seçime dönük bir şey. Tabii sen de gidip 50 tane transfer yaparsan bizim yaptığımız gibi. O zaman tekrar. Bir daha 60 trilyon daha borcunuz. O zaman Ankara Spor da bulamazsın. Evet, yani önemli bir hafta. İnşallah bu hafta Eyüp maçını alır. Pazar günü oynanacak bu karşılaşma sevgili seyirciler. Seyran Tepe Spor Kompleksi'nde saat 13.30'da. Ona göre amatör maçı dizaynını yaptık. Yani amatör maç programını ona göre yaptık. Yeniden seyircimin oraya gitsin diye. Evet. Şimdi işin can alıcı kısmına gelelim. Biz burada taraftar maça gelsin mi gelmesin mi? Çağrı yapalım mı yapmayalım mı? O kuşkudayız. Ankara Gücü maçında herkesin maça gelmesi gerektiğini, bu maçta Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor'u desteklememiz gerektiğini söylemiştik. Bu çağrılar sonucunda 1370 kişi stadyuma girip Ankara Gücü maçında Büyükşehir Belediyespor'u destekledi. 1000 kişi de dışarıda kaldı bilet alamadığı için. Bazı nahoş olaylar oldu. İlk defa Büyükşehir Belediyespor, kırmızı kart görmemiş olan Büyükşehir Belediyespor maalesef bir hafta içerisinde hem para cezasına çarptırıldı hem de bu hafta kırmızı kart gördü. 2,5 yıl sonra. Evet. 2,5 yıl sonra. Maçtan sonra, bu cezadan sonra daha doğrusu, Sayın Metin Kılavuz'un bir açıklaması vardı. Bu işi provokatör edenleri çok iyi biliyoruz ve lanetliyoruz. Bu tür adamlar maça gelmesin. Kimdir bunlar? Bu tür adamlar maça gelmesin lafına kesinlikle katılıyorum. Hatta imzamı da atarım. Zarar verecekse gelmesin maça. Evet. Ama yani bu onda yani bir defa taviz vermemek lazım. Yani başka niyetlerle maça geliyorsa, niyeti olay çıkarmaksa, spordan anlamayıp da gelip burada barbarlık yapıyorsa, bu şehre zarar veriyorsa, bu kulübe zarar veriyorsa, bu aynı şey Diyarbakırspor için de geçerli, kesinlikle gelmesin. Böyle buna taraftar denmez, başka bir şey denir. O ayrı bir şey. Ama önce bunlara bakmak lazım. Kim bunlar? Kim ben maçtaydım, gördüm. Ben söyleyeyim, herkes de biliyor. Ben maçta değildim ama olmadığım için isim olarak bilmiyorum. Fakat çok kolay vardır. Büyükşehir Belediyespor'un maçlarını Büyükşehir Belediyespor Kulübü çekiyor. Çekmiyor. Bazı maçlar çekim yapılıyor. Çekmiyor, neyse. Ankara Gücü maçı çekildi. Evet, çekildi. Orada kamera... Bizzat TRT tarafından çekildi. Ben bir şey söyleyeyim. TRT çekti, kulübe verdi. Bir şey söyleyeyim. Tamam, kulübe verdi ya. Ben net bir şey söyleyeyim abi. Diyarbakır Spor'da Denizli Belediye ile beraber kaldı. Bir kendini bilmez. İbrahim şu, pardon Safet, kusura bakma böldüm seni. Geçen hafta Ankara Gücü maçının görüntülerini bize ekrana ver. Şimdi şunu söyleyeyim. Şimdi Diyarbakır Spor burada Denizli Belediye ile beraber kaldı. Kendini bilmez biri maçtan sonra sahaya girdi. Rakip takım kalesine saldırmaya çıkmıştı. Ne yapalım dediler. Bize de fikrimiz oldu. Ben sen beraber fikir dedi ki o kişi hakkında gidip savcılığa suçluyor. Aynen. O zaman da Futbol Federasyonu da kamuoyu da sizin niyetinizi görür. Niyetinizin sağlıklı olduğunu görür. Ve Diyarbakır Spor gitti. Suç duyurusunda bulundu. O kişi hakkında o kişiye de bir idari para cezası da maç müsabakalara girmeme cezası da verilmiş. O zaman Futbol Federasyonu ne dedi?
veya kamuoyuna denir ki ya işte niyet salih, demek ki buna, bu olaylara karşıdırlar. Şimdi Büyükşehir Belediyespor yönetimine ben burada sesleniyorum. Evet, bu tür olayları yapanlar maçlara gelmesinler. Art niyeti olanların spor müsabakalarında yeri yoktur. Hani Metin Kılavuz'un meşhur bir lafı var. Diyor ki spor sahaları arena değil, sporcular da gladiyatör değil. Tamam. Evet. O zaman bu kişiler kim olursa olsun, tespit, istersen adı tribün lideri olsun, unvanı ne olursa olsun bunları tespit edeceksiniz. Gidip bunlar hakkında kulübe zarar vermekten, şehre zarar vermekten haklarında dava açacaksınız. Bu bir. Çözüm mü? Çözümdür. Madem diyorsunuz ki art, şimdi siz bir iddiada bulunuyorsunuz. Diyorsunuz ki art netli birileri önümüzü kesmeye çalışıyor. Evet. Ve bir şekilde olaylar çıkarıyor. O zaman ne yapmanız lazım? Bunlara karşı hukuki mücadele vermeniz lazım. Metin Bey de sonuçta bir hukukçu. Evet. O zaman ne yapacak? Kulübün haklarını savunmak için gidip bu kişileri mahkemeye versinler. Emsal teşkil eder. Bir daha da o kişiler gelmez. Bir kişi değil, iki kişi değil. Ama şunu söyleyeyim. Ama sistemli bir şekilde yapılıyorsa, sistemli bir şekilde yapılıyorsa şimdi, o zaman bunun içinde başka... Pardon, şimdi işin özü ne biliyor musunuz? Biz bu cezayı neden aldık? Söylemler nelerdir? Onların bir özü vardır. Küfürlerden. Küfürlü de zaten. Kime küfür etmişiz abi? Bursa. Bursa Spor'a. Bursa Spor'a. Niye Bursa Spor'a? Kimle oynuyoruz? Ankara Gücü'yle. Ne işimiz var? Peki o kahramanlıklar nedendir? Yani ben bir başka başka ile Ankara Gücü Bursa Spor kardeş takımıyla şu anda görüntüler burada. Biz Ankara Gücü'de oynuyoruz. Başka takımın şehrine küfür ediyoruz ve bir ceza alıyoruz. Ve bu Ankara Gücü'nün bunun mantığını birini izah etsin ya. Öyle bir saçmalık olabilir mi ya? Cebinde kimsenin 5 kuruş parası yok. 8-9 milyar para. Az bir para değil. Bu Diyarbakır'da yani yazıktır ya. Gelip orada mutlu olacaksın. Küfür edeceksin. Oraya da gelen bir sürü bayanlar vardı orada. İşte hepsi yüzlerini. Şimdi ben başka bir iddiada bulmak istiyorum. Ama bu ne öyle? Ben başka bir iddiada bulmak istiyorum. Bu maçın temsilcilerinden biri Bursalıydı. Ha. O zaman hiç başka. Yani, ama sonuçta böyle bir eylem oldu mu? Bak bunu asla ben katılmam. Ben söylüyorum. Şentürk Demirhan. Hiç ama ben bir şey daha söyleyeyim. Yalnız burada bir adaletsizlik de var. Nasıl bir adaletsizlik? Yapılmış mı yapılmış? Hayır şunu, Büyükşehir Belediyespor Kulübü bugüne kadar ceza almamış. Evet. Yani Fırfasyon Disiplin Kurulu'nu kendi sorgulaması lazım. Bunu da dikkate almak gerekiyor. Alması lazım yani. Bana bugün başında ben yani ben kendi ilimdeki maçta bile görev aldım. Görev aldım. Hı-hı. Ve ona rağmen de yapmam gereken neyse yaptım. O ayrı bir şey. Senin için söylemiyorum. Hayır kim olursa olsun. Disiplin Kurulu için söylüyorum ben. Yok. Yani Disiplin Kurulu da ben kendi ilimdeki başka bir takıma ne küfür edeyim. Bunun nice örnekleri vardır. A takım maç eder ve takıma küfür edilir, yapılır ve ceza işlemlerse yapılır o. Evet. Buna asla duygusallığı yoktur. Edilmiş mi? Ben bile şahidim edilmiş. Edilmişse adam yapacak sayın, kim olsa olsun. Ben Sayın Kılavuz'un açıklamasını arıyorum bu arada. Siz yani, şey yani edilmiş nedir? Yok açıklaması başka ile küfür etmekle ben ne kazanıyorum? Bu kimlerle beraber kol kola geldiklerini, kimlerle beraber işbirliği yaptıklarını. Kimdir abi bunlar? Bunların açıklaması. Kimdir çok yani? Şöyle, çok kim bunlar o zaman yani? Ben Kajik tribünde olduklarını gördüm, oradan küfürler edildiğini duydum. Kendi gözlerimle gördüm, kendi kulaklarımla duydum. Evet. Ve ben geçen maçta da ben dedim ki... Bu isimleri biliyor musunuz? Ben yakışırmıyorum sana dedim. Evet. Siz burada programda da söylemişsiniz yani. Ben yakışırmıyorum diye söyledim. O isimi de verdim, yakışırmıyorum diye söyledim. Çünkü gördüğüm bir şeydir yani. O grubun içerisinden oradan abire küfürler ediliyor evet. Abi. O grup o tribünü yönlendiriyor. Kusura bakmasınlar. Kendi gördüğümüzü de söylemiyorum, duyduğumuzu da söylemiyorum. İsimler halinde maçlarda... Şeyde mi? Büyükşehir Belediyespor maçında. Tabii Büyükşehir Belediyespor maçında. Bir Şehri Ahmet grubu var orada. O, yani odur. Bütün şey yapan, organizasyonu yapan o taraftaydı. Bütün küfürler de o taraftan geldi. Biz o yan taraflardan... Ben başka bir şey daha söyleyeyim. Oraya da gittik geldik. Başka bir şey daha söyleyeyim. Yani çok senaryo yazmayı çok seviyoruz da. Evet. Şimdi Büyükşehir Belediyespor'un başarısız olması için yani böyle bu mevcut yönetim başarısız olması için iç etkenler de var. Yani. Onları da göz ardı etmesinler. Büyükşehir Belediyespor'un başarısız olabilmesi için camianın içinde de başarısız olması isteyenler var. Spor camiası yoksa belediye. Hayır belediye spor camiasına yakın olan içinde demeyelim yakın olan. Ve şimdi o zaman onu aç Saffet. Evet. Onu aç. Onu aç dedi. Seninle bir telefon görüşmesi yapılmış. Evet. Sana bazı şeyler söylenmiş. Evet. Camia içerisinde ikiliğin olduğunu, bu takımın başarısız olması için bazı çalışmalar olduğunu söylemişler sana. Bunu sen de iyi biliyorsun, ben de iyi biliyorum. Yüz yüze söylendi yani. Yüz yüze söylendi. Buyurun, hem de yüz yüze söylenmiş. Kimdir bunlar abi? Ben tabii burada isim veriyorum. Büyükşehir Belediyespor'un başarısız olmasını isteyen kim var bu memlekette? Şimdi ben bir defa şunu söyleyeyim. Her şeyin bir şeyin altını çizeyim. Ne olursa olsun bu yönetim başarılı bir yönetimdir. Evet.
tesisleşme anlamında da çok önemli adımlar atmış. Bugün mesela ben öğrendim, 30 Mart'tan önce bu mevcut tesisin, Talaytepe'deki tesisin şey yapılıyor, açılışı yapılıyor. Şu anda bina saha hemen hemen bitmiş durumda. Yoğun bir çaba var. Evet, sportif alanda da başarılıdırlar. Çünkü takımı ikinci lige çıkardılar, diğer branşlarda da başarılıdırlar. Hatta geçen hafta ben haber yapmıştım. İki tane Büyükşehir Spor'un kadın futbol takımından iki futbolcu bir takıma gitti. Anladım. O zaman şuna gelelim, şunu gelelim. Başarısız olmasını isteyen çok yakın olan insanlar var. Öncelikle bunu yapanları ve yaptıranları kınıyoruz. Evet. Lafı oraya mı söyleniyor? Bence ya tabii tam net olarak açıklamasını yapmadığı için bir şey diyemem bu noktada. Ama ben bildiğimi söyleyeyim. Çünkü Sayın Metin Kılavuz'un açıklaması bu. Büyükşehir Belediyespor'un maçlarına gelip bunu yapanlar var. Mehmet abi değil mi? Evet. Stadyumda Bursa Spor'a bu aleyhine. Evet evet ben olayı söylüyorum. Bu olayın o iç çekişmeyle alakası ben kendi düşüneceğim. İç çekişme başarısızlığı hangi yolda sağlayacaklar ki? Ya bunu yapma, bu olayı yapanlar taraftar grupları. Hani yaptıranlar var. Bak diyor ki öncelikle bunu yapanları ve yaptıranları. Ya onu açıklayacak olan, açıklaması gereken kişi açıklamanın sahibidir. Evet. Metin Kılavuz'un çıkmıyor. Benim söylemek istediğim şu. Kulübe yakın durup da yöneticilik yapan eski yönetici ve yapmış olanlar içerisinde bazı kişiler bu şu andaki yönetimin aleyhine bir takım çalışmalar yani sezon başından beri yapılıyor. Yani tribüne gelip de başarısız olmasını istiyorlar. Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün içinde. Şu an içinde değil. Hayır yani sonuçta yöneticilik yapmış. Şu aynen. Anda yok. Aynen. İlginç. Yani ben akıl kârı diyemem. Öyle bir şey olamaz. Siz değil diyorsanız o zaman. Ya bana göre olamaz. Olmaması lazım. Biz ne kadar yani içimizdeki İrlandalılar gibi. Şimdi dünyanın çok sayılı kulüplerinde dünyanın çok sayılı kulüplerinde nasıl örnek vereyim? Yani Barcelona'da dahi yok. Ama Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nde çok ayrıntı özel bir durum var. Bir Galatasaray'da bir kere oldu herhalde. Alp Yalman başkanlık yaptı. Ayrıca bir yönetimde bulundu. Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nde başkanlık yapmış İhsan Uğur Metin Kılavuz'un yönetimine yer aldı. Ben onu kastetmiyorum. Hayır hayır. Ben başka bir şey söyleyeceğim. Bu kadar içli dışlı bir ekip kaç kere yönetimler oldu ki bu kulüpte? Bir Haspolat dönemi vardı. Öyle mi? Evet. Ondan önce kim vardı? Değişti yönetimler. Hasan Kale'den sonra değişti yönetimler. Belli ama çok kısıtlı. Metin Kılavuz yine geldi. Evet. Öyle mi? Evet. Sabahattin Kızılkan yöneticilik yaptı. Doğru başkanlık. O zaman bu isimlere bakacağız. Bizim önümüzde bunlar var. Sabahattin Kızılkan. Öyle mi? Evet. Hacı Haspolat. He. Demek ki onlara bakacağız. Yok onlar zaten maçlara bile gelmiyorlar. O deniz bazı isimleri bazı. Sabahattin geliyor mu maçlara canım? Sabahattin Bey. Ay, peki şey, başkan değil de yöneticilik yapmış olanları da söylüyor. Hayır bunu kendilerine de. Böyle bir eleştiriyi ben kabul etmiyorum. Ben böyle bir eleştiriyi kabul etmiyorum. Belki yani isim yani onlar benim başarısız olmamı istiyorlar. Size göre sen başkanların anda, hedefine. Sen şu anda başarılısın. Size. Bana göre bu açıklama çok talihsiz bir açıklamadır. Evet. Hem Diyarbakır Spor'a hem Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor'a zarar veren taraftar profili içerisinde olan adamlar lütfen maçlara gelmesin. Ben bu lafın arkasındayım. Küfür eden taraftar gelmesin. Ben Metin Kılavuz'un bu lafının arkasındayım. Hepimiz aynı şey. Neden? Güzel bir şey. Biz Diyarbakır Spor'da da bunun cezasını çektik. Bunun zararını gördük. Hatta bazı provokatörler bırakın küfür atmayı özel gruplar kurup gelip şampiyonluk gecelerinde eylem bile yaptı. Evet. Yaptırdılar. Yaptırdılar. Evet. O zaman Diyarbakır Spor şu açıklamayı yapmadı. Bu olayları yapanları ve yaptıranları kınıyoruz. Ve bunlar bizim gerçeklerimiz. Şimdi Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Belediyespor Kulübü Türkiye liglerinde en temiz fair play'in en büyük adayı bir kulüpken birileri tarafından organize edilip eğer bu işler yapılmışsa Sayın Kılavuz bunu açıklaması gerekiyor. Yapanlar ve yaptıranlar. Aynen, şimdi yapanlar belli. Evet. Yaptıran kim? Çok yani. Özür dilerim. Bence yaptıran yoktur. Olur mu yaptıran yoktur? Çünkü her hafta yapılıyor. Söylenen söylemlerdir. O maçta da bunu dile getirmişler. Çünkü bir hafta, peki bugüne kadar Ankara Göngöre maçında da olaylar olmuş. Göngöre maçında da olmuş. Bir adamını da söyleyeyim.
Büyükşehir Belediyesi geçen yıl şampiyonluğu oynamasına dahil. Evet, rağmen. Rağmen. Bugüne kadar hangi maçı bu kadar full çekti, bu kadar taraftar topluluğu geldi, taraftar geldi, bir o kadar da dışarıda kaldı. Tabii Diyarbakır, Bursa gerginliği. Ankara gücüyle oynuyorsun Mehmet abi. Çok güzel. Başka maçlar da oynuyor. Şampiyonluk oynadığı maçlar da sen Ankara gücüyle oynuyorsun. Evet. Tamam. Ama şu var. Yani şimdi bir Ankara gücüyle Diyarbakır Spor birbirine yakın kulüpler. Niye yakın kulüpler? İkisi de Süper Lig'de yer almış, ikisi de o hengameden geçmiş. Ankara gücüyle Diyarbakır Spor gibi ekonomik sebeplerden dolayı transfer yapamamış, buralara düşmüş. Bir geçen sene ligde tutunamamış, yemin ikinci lige düşmüş. Sen güzel düşünün, spor işine bir sürü insan bundan haberi bile yok ya. Sırf yani, Bursa spora yakındır diye mi gitti? Şahsi fikrim öyle değerlendirir. Bugüne kadar bir örneğiniz de şampiyonluğu oynayan bir takımın bu kadar seyircisi yok ya. O gitmemiş maça. Bu ne oldu bu maça, bu kadar herkes özlem duydu. Ha, herkes, bin kişi dışarıda kaldı. Bin kişi dışarıda kaldı. Evet. Neyse, yani bunun başka bir şeyi yok. Olursa, hayır, toparlama. Yanlış bir yanlıştır, doğru bir yanlıştır. Yani iki tane doğru, iki tane yanlış olmaz. Onu söyleyeyim. Yönlendirme yoktur. Bir defa bu yapılan olaylar kesinlikle ister art niyet olsun, ister olmasın, ister organize olsun, ister olmasın. Tabii. Bir defa bu olaylar yanlış. Yanlış tabii canım. Kimse onun doğrunu savunmasın. Ben açık açık söyleyeyim. Bunu yapanlar da görüntüleri bir daha izlesinler. Ve bu isimleri Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor'un yöneticileri de biliyor, spor adamları da biliyor, herkes biliyor. Bunları bunları deşifre etmesi gereken o kişiler bizdeydi. Çünkü suçlamada bulunan Sayın Metin Kılavuz o zaman kendileri çıksın, bunları deşifre etsinler, biz de sonuna kadar onların arkasında duralım. Sonuna kadar arkasında duralım, bu olaylar yapmasınlar. Bakın ben size bir şey söyleyeyim, bir olay aydınlanmadı Diyarbakır'da. Biz işimize geldiği zaman konuşuyoruz. Saffet'in sesini kısmıyor. Evet. Çok yüksek. Doğru. Biz işimize geldiği gibi konuşuyoruz. Ben yöneticiler için söylüyorum. Gelmediği zaman konuşmuyoruz. Diyarbakır Spor, One Spor maçında burada bir takım talihsiz olaylar oldu. Evet. Şu anda Diyarbakır'da spor adamı olduğunu iddia eden, belli yerlere de yakın olan kişiler tribünde One Spor'un attığı golden sonra sevinç gösterisinde bulunarak herkesin gözü içerisinde provokasyon yaptılar. Biz bunları söyledik, ben söyledim. Ve One Spor'un yöneticisi buraya geldi, spor meclisi, spor konferansında Diyarbakır Spor'u şikayet etti. Evet. Geldi Diyarbakır Spor'u şikayet etti. Ve kimse çıkıp da orada o insana tabiri caizse açık net olarak söyleyeyim. Kimse de çıkıp o insana haddini bildirmedi. Nerede? Geldi spor konferansına. Spor konferansı. Diyarbakır Spor'u açıkça suçladı. Kimse de ona haddini bildirmedi. Bir de bakın yanlışları yerinde söylememiz lazım. Bugün Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor'un maçında yapılan olaylar da yanlıştır. Kim bunu yapıyorsa kınıyoruz. Aynen. Şiddetli bir şekilde kınıyoruz. Kimsenin bunu yapma hakkı yok. Kimsenin bu kulübe zararı nasıl. Ama Van Spor maçında Vanlı yöneticileri kastetmiyorum. Diyarbakırlı olup da gelip Diyarbakır Spor'un mağlup olması için, Van Spor'un da galip gelmesi için orada özel gayret içerisinde girip sevinç gösterdiğinde bunların da kıranması lazım. Peki bir şey sorayım. Bir şey soracağım. Sezon başında Sayın Kılavuz'un şu açıklaması var. Biz kesinlikle taraftar gruplarıyla ekonomik alışveriş içerisine girmeyeceğiz. Tribünlerde grup gibi bir oluşuma ihtiyacımız yok. Dedi mi? Dedi. Dedi. Niye daha sonradan bu gruplar oluştu? Hatta deplasmanlara kadar gidildi. Demek ki gereksiz durdular. Peki Ankara Gücü maçında dolu otobüsler seferber edilir mi? Sezon başında bu organizasyon yapılmış olsaydı o tribünlere hakimiyet daha sağlıklı olmaz mıydı? Tabii canım. Nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Tabii yani. Kesinlikle. Şimdi ben şunu soracağım. Kamera 1'e geçelim. O arkadaşlar da şu anda bizi izliyor. Diyarbakır Spor'un maraton tribünlerinde çıkacak en ufak olayda kim sorumludur? Azrailer grubu. Diyarbakır Spor ceza aldığı zaman o tribünlerden kimden sorulur? Ramazan'dan sorulur. Fırat'tan sorulur. Değil mi? Orhan'dan sorulur. Deriz ki arkadaş, senin olduğun maraton tribününden bir muhatap vardır. Bak sahaya taş atıldı ya da küfür atıldı ya da sahaya atıldı. Ve soruldu değil da. Mi? Soruldu da. Evet. Hal böyleyken bir kontrol oluşturuyorsun değil mi? İnsanlar ne yapıyor? Kendi grubunun elemanlarını tel örgünün hemen önüne diziyorlar. Saha içerisinde bir şey atılmasın diye. Büyükşehir Belediyespor sahasını biliyoruz. Yakın. Kontrol altında tutmazsanız yarın öbür gün biri duyguları kabarır, sahaya atlar. Ne yaparsınız? Hakemin vereceği olumsuz bir kararda
Bizde koyun sürü psikolojisi çok vardır. Aynen, aynen. Birimiz atlarız, peşinden aynen, beşimiz altımız gideriz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi maçında bunu yaşadık. Aynen. Bir kişi sahaya atladı, 200 kişi arkasından geldi. Şalvarlar bile girdi. Şalvarlar bile girdi. Aynı grup Güngören maçına da gitmişti bu hafta. Aynen. Orada da olay çıkmıştı. Şuna düşürsün, Büyükşehir Belediye maçına. O şalvarlı grup var ya. Evet. Cisim atıldı mı? Cisim yok. 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 Demek ki herkes üstünü sadece maçı seyrediyor. Hayır, FEDAK'a karadı var zaten. Küfürden dolayı. Küfürden dolayı. Yani sen başka bir ilden ne istiyorsun ya? Böyle bir küfür seni mutlu mu ediyor? Yani ayıptır ya. Tabii oradaki sataşmanın belediye sporla alakası yok. Tabii, tabii. Ondan hafta içerisinde Sayın Metin Kılavuz bizzat beni alır, kendisi de şikayetçi. Yani sosyal paylaşım siteleri üzerinde Bursa gerginliği yaratılıyor. Ya. Ya ben bir şey daha söyleyeyim. Özellikle ben bazı spor adamlarına da sesleniyorum. Söyle ve kapatalım konuyu. Evet. Bazı spor adamları da bu cehaletin içine giriyor. Spor adamı olduğunu iddia eden, yönetici olduğunu iddia eden, bahbadan görüyorum sosyal paylaşım sitelerinde Bursa Spor'la ilgili yorumlar yazıyor. Ya arkadaş bırakın bunu ya. Ya böyle bir şey olabilir mi? Ya bir defa şunu söyleyeyim. Siz hiçbir şehri düşman ilan edemezsiniz. Evet, Bursa Spor'a karşı bir antipatimiz var, bir tepkimiz var. Bir ama kan davası gütmenin bir anlamı. Kan davası gütmenin de bir anlamı yok. Bir de be kendimizi de sorgulayalım ya. Ya iki kere ikide de biz geçen 3 hafta önceki programda mesela bir espri yaptık. Galatasaray Bursa Spor maçında işte 6-0'dan sonra dedik ki işte futbolculara sormuşlar niye 6-0 hiç maça motive olmadınız? Futbolcu demişti abi haberiniz yok mu? Diyarbakır Spor lider şu anda Süper Lig'e geliyorlar biz nasıl motive olalım diye bir mesaj yayınlamıştık. Bunun esprisi. Ya sen şampiyon ol, çık Süper Lig'e, Bursa Spor maçı olsun sahanda, yen Bursa'yı. O coşkuyu hep birlikte yaşayalım. Bu futboldur. Artık geçmişe takılmayalım. Ya biz o zaman bizi yönetemeyenlerin acizliği. Arkadaş adam aslan gibi çıktı televizyona. Dediler ki özür dile. Dedi ben özür dilemiyorum. Evet, tamam. Özür dileyecek bir şey yapmadım. Allah rahmet eylesin adam ölmüş gitmiş. Lafının üstünde durdu. Bize ihaneti kim yaptı? Kendi bizi yönetenler yaptı. Bize ihaneti kim yaptı? O zamanın Futbol Federasyonu yaptı. Adaletsizliği o zamanın, o dönemin Futbol Federasyonu yaptı. Kalktı para cezasıyla. Avrupa'nın ya da UEFA'nın, FIFA'nın herhangi bir liginde olsaydı 8 maç. 8 maç alırdı. Daha ağır yaptırımlar da yapılırdı. Ama ne oldu? Yapılmadı. Artık onlara takılmayalım. Bırakalım. Bursa Spor mu böyle olmuş? İşte Ankara Gücü'nün Bursa Spor'la olan dostluğu kalktı. Ne oldu? Bize patladı. Adam olduğu yerde kendi kendine liginde, Süper Lig'de bizden haberi yok. Biz daha da Bursa Spor diye diye kendi Büyükşehir Belediye Spor'una zarar veriyoruz. Çok güzel bir tespit. Biz 8 milyara takılıyoruz. 8 milyar mı cezaymışız? Mesele takılıyor. 8 milyar değil. Ama değil. Çünkü bu fair play anlamında da en azından 405 milyar bir para kazanımı tamam. Var. Yok ödül kalktı. Ödül olay kalktı. Ne bir şekilde bir şey veriliyor. Verilecek. Edip Bey dedi biz teklif sunacağız. Verilecek yani. Ama yine şu anda... Şöyle. Liglerde en çekilmen durumda sen varsın. Niye ben işim kirlensin ki? Doğru yani olmaması lazım. Neyse geçelim diğer konuya. Olmaz. Aslında. Evet. Büyükşehir Belediyespor yönetiminin yapmış olduğu açıklamanın evet arkasındayız. Fakat yapanlar, failler diyelim buna. Çünkü sonuçta bir fiil var ortada ve o fiili gerçekleştirenler de ortada. Belli. Ya bizim bağımlar seyirci sahaya görüntüler var. O görüntülerden kimi olduğu tespit edilebilir. O insanlar dışarı bir daha maça alınmayabilir. Müdahale edebilir. Bundan ve taraftarlardan ricamız. Bundan sonra Allah rızası için bu maçlarda bu Bursa Spor paradoksundan kurtulalım. Gerek Diyarbakır Spor, gerek Diyarbakır Büyükşehir Spor. Biz önümüze bakalım, işimize bakalım, bunlara takılmayalım. Şampiyon olup o arenaya çıktığımız zaman varsa bir hesap sahada göreceğiz. Yoksa oynanan futbolda göreceğiz. Ona baksan birbirimize olan antipatimizde biz evet zamanında Bursa'ya çok goller atmışız. Anlayan anlıyor. Anlasın değil mi? Anlamak isteyen varsa anlasın. Yani 2002'ye, 2003'e, 2004'e giderseniz nasıl goller atıldığını anlarsınız. O yüzden fazla takılmamak lazım. Hemen birkaç mesaj okuyup Diyarbakır Spor'la ilgili bir konu var ona gireceğiz. Kadimkent'in spor yükünü taşıyan değerli dostlar Mehmet Altındağ, Safet Azbay ve Yılmaz Bay. Akıcı yayınınız bizlere keyif veriyor. İyi yayınlar İhsan Yapıcı. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben sormuştum demiş ama uzun bir mesaj. Ha. Geçen hafta da söylediğim gibi belediye bu dandik takımlara puan verirse ilk 5 bile hayal olur.
olur demiş. Niye dandik diyoruz ya? Ben rahat olsun, rahat olsun. Lig veya PTT liginden topçu alınacak mı diye başkan ihtiyaç olan noktalara gereken transfer yapılacak demişti. Tamam da bu takımın ilk 5'e girerse çoluk çocukla mı oynayacak? Anlamadım ki. Haklılık payı da var. Hangi takım? Büyükşehir. Yani Büyükşehir diyor ilk 5'e girerse çoluk çocukla mı? Oynadığı... Rakipleri çoluk çocuk mu diyor yani? Rakipleri oynuyor ki başarılı da ki ilk 5'e giriyor. Onlar da oynadığı rakiplerle. Onlarla karşılaşacak. Şampiyonluk istiyorsan demin dedi ya işte bonservis falan filan. Yani onu düşünmeyeceksin. Hani ikinci yerde bir 3-4 milyon ekstradan bir fazla para harcayacaksın. Rahat rahat ayak ayak usta atacaksın. Varsa harcayacaksın. Abi demiş bırak Süper Ligi. Biz uzay ligine de çıksak Bursa hep düşman gibi görülecek. Artık bu saçmalıktan vallahi vazgeçin. Ben bir şey söyleyeyim size. Doğru. Vazgeçilsin. Ben size bir şey söyleyeyim. Bilmiyorum. Genç arkadaşlarımız hatırlamaz. Yıllar önce Diyarbakır'da Elazığ rekabeti vardı. Biz evet. Ben okuldayken böyle ders günlerinde bile şeydir bırakırdık dersi Diyarbakır Elazığ maçlarına giderdik. Korkunç derecede. Galatasaray Efendi maçlarında daha çekişmeliydi. Şimdi Diyarbakır Elazığ rekabeti var mı? Yok. Kardeşler. Şimdi dost ve kardeş takım olduk. Evet. Değil mi? Ya yani futbolda günün birinde Bursa Spor'la bir olayınız olur, bir alışverişiniz olur. Evet. Veya bir dost olursunuz. Bir dost olursunuz. Geçmişe bakıp utanırsınız. Onun için gerek yok buna. Ya belki bir potada bir durum olur, sen gidersin Bursa'yı desteklersin yani. Ya da Bursa bir şey olur, gidersin desteklersin. Ya sayın aslında, kendiniz oynadınız. Ben okula lazım maçları. Ve akıllı maçları da maçları. Evet. Abi biz Azrail'den grubu olarak açıklamayı yaptık, kınadık demiş Fırat. Bu Bursa Büyükşehir Belediye maçındaki olaylardan. Zaten kendileri de Arsin dediler orada. Evet. Abi bu kontrollerde başarılı olduğumuzu zannediyorum. Evet. Başarılı oldunuz. Tebrik ediyoruz. Tribün kontrolleriyle ilgili diyor. Şimdi da bazen çıkıyor. Bazen bizim tribünlerde de bazen böyle. Evet, Sporex. ben de öyleyim ama burada sıkıntı yönetim küfür veya sıkıntı bir durum bulduğunda müdahale edebilir. Bizim bu hafta bile sıkıntısında hemen boşluk halkın içine maç izliyoruz. Biraz daha dikkatli yönetmek lazım demiş. Ben maçtaydım. Küfür atanlar belli zaten. Herkes biliyor. Çünkü belli bir kitle küfür attı demiş Yavuz Şenliğit mesajında. Evet. Biz aynı şeyi söyledik. Başkan sağ olasın, ağzına sağlık. Şimdi Mehmet Altındağ ve Saffet Azbay. Diyarbakır Spor gibi bir kulüp. 1968'de kurulmuş, mazisinde başarılar ve başarısızlıklar olan bir kulüp. Belli dönemlerde gerek siyasilerin, gerek kentin ileri gelenlerinin boy gösterdiği tribünlerde ve şeref tribünlerinde Diyarbakır Spor fotoğrafında, karesinde yer almak için can attığı bir dönem vardı. Hatta Güngören karşılaşmasında Diyarbakır Spor tribünleri 7000 kişiyle Osman Baydemir'in geldiği bir maçta Başbakan Baydemir diye tezahüratlar yaptığı dönemler oldu Diyarbakır Spor'un şampiyonluğa koştuğu yıllarda. Devlet belli dönemler Diyarbakır Spor'la dirsek temasında beraber yürüdü. Ahmet Türk, Aysel Tuğluk Diyarbakır Spor Kulübü'ne gidip Diyarbakır Spor'un çok büyük bir değer olduğunu ve bu değere sahip çıkılması gerektiğini ifade etti. Onun dışında Kandil bile Diyarbakır Spor'la ilgili mesajlar yayınladı. Abdullah Öcalan bile Diyarbakır Spor'un ne kadar büyük bir kulüp olduğunu ve sahip çıkılması gereken bir değer olduğunu ifade etti. Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan meclis konuşmasında bile Diyarbakır Spor'un çok önemli bir değer olduğunu ve bu değere sahip çıkılması gerektiğini bizzat şu an Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Galip Ensarioğlu'na iletti. Diyarbakır Spor şampiyonluğa gidiyor ama daha da etraflarda kimse yok. Ama ben bir tablo vereceğim. Belki ona göre herkes kendine göre değerlendirmesini yapar. Yıllardır sporun içerisinde olan bir insan olarak ben futbolu temsil görebilen dolayı tüm amatör takılmayı da izliyorum biliyorum. Evet. Belediyelerimiz yani şimdi niye başkanlar vermiyor diye eleştirmemek lazım. Bu normaldir. Kimse kimseden para istemiyor. Normal. Yani biz bir şey istemiyoruz. Aynı şey söylüyorum. Yani, aynı şey söylüyorum. Başkanlar vermiyor diye kimse bir şey istemiyor. Manevi destek istiyoruz. Yani yıllardır aynı şeyi söylüyoruz. Biz o gün bir eleştiri yaptık. 200 bin nüfusu bir ilde 11 tane, 7 tane belediyenin sahası var, 11 tane federasyon şeyin gençlik hizmeti müdürlüğü var, bir tane üniversitenin var, 19 tane. Evet. Bir yılda saha var, biz 2 tane yine saha veriyoruz. Bununla beraber şu anda amatörde mücadele eden takımlarımızın formalarında bir takım, bir şeyimiz ve takımlarımız var. Belki 6 yıllık formadır, artık numaraları görünmüyor ve bunlar belediyeyi temsil ediyorlar. Yani onlara bakıp bir şey çözersin ya, bakış açını çözersin yani.
Ben öyle değerlendiriyorum bunları. Yani bunların dünyası ayrı bir dünya. Sanki orada ayrı bir topluluk yoktur. Ve en genç nüfusumuz var diyorlar. Hem gençliğimiz önemlidir diyorlar. Gençlerine değer veriyoruz diyorlar. Sürekli eleştiriyorlar. Ve bunu da sürekli ikinci, üçüncü plana atan bir yönetim şeklimiz var. Ajitasyon da yapılıyor. Kime ne yapılmış? Evet. Kime ne verilmiş? Ayıbımızdır. Bizim değerlerimizi kendimiz yok ediyoruz. Bir yerde oturduğun zaman hiçbir yeri görmüyorsun. Etrafında kim varsa işte ben adamdan söyleyeyim. Şalvarını çıkaran adam geliyor diyor ben sporda yönetiyormuş. Evet. Yani böyle bir mantık ne var ya? 20 yıl, 30 yılını veren insanlar vardı. Yani sen bile gelip onun önüne geçemezsin. Sen kim oluyorsun? Şimdi biz şeyle... Yani maneviyatımız burada. Kusura bakmasın. Herkes kendi şeyini kurmuş, şirket gibi yönetiliyor. Etle sütle karışma yok. Kendi dünyalarında. Şey ötekiler öteki. Buyur. Ben de öteki. Şimdi bir defa şunu söyleyeyim. Diyarbakır kendi, Diyarbakırspor kendi yaşadığı şehirde, temsil ettiği şehirde bir defa ötekileştirilmiş. Evet. Kimler tarafından ötekileştirilmiş? Diyarbakır'da egemen olan bütün güçler tarafından ötekileştirilmiş. Yani gözden çıkarmış. Çok net olarak söyleyeyim. İsim de vererek söyleyeyim. Benim burada kimseyle bağımlılığım yok. AK Parti tarafından da ötekileştirilmiş. BDP siyaseti tarafından da ötekileştirilmiş. İki tarafta Diyarbakırspor'u istemiyor. Varlığı rahatsızlık koyuyor. İki tarafta Diyarbakırspor'u tarihe gömmüşlerdi. Kafalarından silmişlerdi. Perde arkalarında konuşulan her şeyi de biliyoruz. Bir avuç insan. Yeri geldiği zaman da bunları da konuşur. İsim vererek de bu akşam isim vererek de konuşacağım zaten. Diyarbakırspor bizzat bu memleketin seçilmişleri tarafından, atanmışları tarafından gözden çıkarılmış. Evet. Evet, doğru söylüyorsunuz. Kandil'de mesaj verildi, yaşatılması gerektiğini söyledi. Abdullah Öcalan da mesaj verdi, yaşatılması geldiğini söyledi. En son Sayın Başbakan grup toplantısında, Sayın Başbakan grup toplantısında Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayını belirlerken özellikle merak edenler YouTube'da girip de izleyebilirler, orada görüntüleri de var. Evet. Sayın Galip Ansarioğlu Diyarbakır'a ve Diyarbakırspor'a sahip çıkan diyor. Evet, bu mesajlar verildi. Ben onların bu mesajları verenlerin samimi olduğuna ben yürekten inanıyorum. Fakat gelen mesajların algılanma biçimine burada zannedersem bu mesajları verenler Diyarbakır içindeki üçgeni görmek istemiyorlar. Aslında Diyarbakırspor'u istemeyenler çok net söyleyeyim, ne Kandil'dir, ne İmralı'dır, ne Başbakan Erdoğan'dır. Diyarbakırspor'u istemeyenler Diyarbakır'ın içindekilerdir. Evet. Diyarbakır'da bir çıkar çarkı oluşturulmuş durumda. Diyarbakırspor'un kendilerine yaramadığını düşünüyorlar. O dediğiniz gelen 10 bin taraftar da onlar için bir şey ifade etmiyor. Maçları takip eden yüreği Diyarbakırspor'la atanlar da bir şey ifade etmiyor. Çünkü burada bir rantların olmadığını düşünüyorlar. Bunların niyeti kesinlikle bu memlekete hizmet etmek de olmadığı için ben iki taraf için de söylüyorum. Yani tek tarafı ayırmıyorum. Dolayısıyla Diyarbakırspor'u gözden çıkardılar. Bunlar dedi, oh be biz Diyarbakırspor'dan 2013 yılında kurtulduk ya. Diyarbakırspor tarihe karıştı. Birileri çıktı Diyarbakır'da dedi ki başta bizler olmak üzere, bu işe gönül veren bizler olmak üzere ve bu işin finansmanını da yapan Sayın Fevzi İlhami de olmak üzere. Tabii onun hakkını yemeyelim çünkü sonuçta parayı veren kendisi. Dedi ki hayır Diyarbakırspor ölmedi, biz bir Diyarbakırspor'u tekrar yaşatacağız. Eski Diyarbakırspor'daki o sizin saydığınız yönetici arkadaşlarla beraber dedi ki biz bu Diyarbakırspor'u yaşatacağız. Bir takım mesajlar vermeye çalıştı. Bunlar da dediler ki Diyarbakır'a yeni atanan Diyarbakır valisi Cahit Kıraç son derece sporu seven iyi niyetli birisi. Ben burada bazı görüşmeleri açıklayacağım. Diyarbakır halkı bazı şeyleri bilsin. İlk Diyarbakır'a geldiğimde kendisini gidip ziyaret edenlerden bir tanesi de benim. Evet. Dedim ki Sayın Valim Diyarbakırspor'a sahip çıkmanızı istiyoruz. Diyarbakırspor şu anda can çekiyor. Diyarbakırspor'a nasıl sahip çıkar dedi. 40 milyon borç var. Evet. Dedim biz de dedi ki Sayın Valim bu işin bir yolu var o zaman. Yani o zaman Diyarbakır'daki spor kulüplerini bir araya getireceksiniz. Bir çözüm üreteceksiniz. Kendisi dedi ki ben böyle bir organizasyon yapacağım. Diyarbakır'da spor adamlarını bir araya getireceğim. O zaman şu yapalım. Diyarbakır yeni Diyarbakırspor'la Diyarbakırspor'u birleştirelim dedi. Diyarbakır'da bir takım toplantılar yapacağım. Teklif ondan geldi değil mi? Ben Diyarbakır'da Tarım Bakanı Medyaker'le görüşeceğim. Diyarbakırlı siyasetçilerle görüşeceğim. Milletvekillerle görüşeceğim. Bu işin organizasyonunu yapacağım dedi. Siz kesinlikle bu konuda hak olun. Siz yeter ki birleşmeyi sağlayın. Perde arkasında konuşulanları bu da söylüyorum. Varsa itirazı olanlar da çıkar söylerler. Daha sonra Diyarbakır milletvekilleriyle biz görüştük. Sayın Cuma İşlerine, ben kendim Cuma İşlerine görüştüm ama bazı diğer arkadaşlarımız Galip Ansarlıoğlu ve diğer milletvekillerine de görüşmüştük. Onlar da her şey tamam, siz bunu yapın, biz gereken desteği vereceğiz demişlerdi.
Sonra burada yine isim açıklıyorum. Sayın Edip Eren bu iş için devreye girdi. Edip Eren Bey'i arayan da Diyarbakır Valisi Cahit Kıraç'tır. Sayın Edip Bey, biz bu işi ne yapabiliriz? Diyarbakır Spor'u kurtarmamız lazım. Belgelerle konuşuyorum. Diyarbakır Spor'u kurtarmamız lazım. Ne yapabiliriz? Edip Bey de aynı şeyi söylüyor kendisine. Sayın Valim diyor, federasyon olarak yapabileceğimiz bir şey yok. Çünkü 40 milyonluk bir borç var. Bu borcun kapanması mümkün değil. O zaman Sayın Valim, sizin fikrinizi destekliyoruz. İki kulübü birleştirelim. Evet. Birleştirelim. Yasal olarak birleşme mümkün değil ama birleştirelim. Tek şartı altında olsun. Ve daha sonra Diyarbakırspor, şu anki diğerini Diyarbakırspor Kulübü Başkanı Feyzi İlhan'la arandı. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Görüşmelerden kendim de şahidim. Feyzi Bey de dedi ki ben hay kapım açık. Bütün imkanlarımla, bütün olanaklarımla ben açığım. Benim amacım zaten Diyarbakırspor'u yaşatmak. Varsanız bu işi yapalım. İstanbul'da bir takım görüşmeler yapıldı. Bu görüşmelerin neticesinde iki kulübün birleştirilmesi yönünde karar alındı. Ve daha sonraki Diyarbakır'daki süreci de sizler de Sayın Mehmet Altınak da biliniyor. Biliyor Diyarbakır'da Diyarbakırspor delegeleri de üzerinden düşeni yaptılar. Ve bu Diyarbakırspor ismi yaşatıldı. Dernekler Masası tarafından da onaylandı biliyorsunuz. Artık yeni kelimesi yok Diyarbakırspor olarak. Önümüzdeki sezonda zaten o şekilde devam edecek. Şimdi daha sonra biz tekrar defalarca Vali Bey'le görüştük. Yani bu görüşenlerin içerisinde ben de varım. Bir vatandaş olarak herhangi bir sorunum yok. Vatandaş olarak görüştüm. Benim dışımda yeni Diyarbakırspor Kulübü Başkan Vekili Mehmet Han Akan da görüşmüştür. Bir zat Diyarbakırspor Kulübü Başkanı Feyzi İlhan'ı da görüşmüştür. Eski Diyarbakırspor şu andaki yeni Diyarbakırspor yöneticilerine Şahımız Şenit ve diğer taraftar grupları yönetici herkes görüşmüştür. Temel nokta şuydu. Siz Diyarbakırspor'u yaşatın, bunları birleştirin, biz üzerimize düşeni yapacağız. Daha sonra ben öğrendiklerimi söyleyeyim, cevap hakkı da doğarsa çıkıp söyleyebilirler. Bu işe çivi kim soktu? Soktu, bir işe çivi siyasiler soktu. Biz Diyarbakırspor'u, gelirse, zamanı gelirse onu da söylerim ama burada olmadığı için söylemek istemiyorum. Önemli bir siyasetçimiz dedi ki ben Diyarbakırspor isminin bina alınmasını istemiyorum. Benim olduğum hiçbir ortamda Diyarbakırspor isminin alınmasını istemiyorum. Diyarbakırspor isminden her türlü şekilde uzak duracağım. Bu memleketin seçilmişleri bu şekilde düşünürse bu memleketin valisi ne düşünür? Vali Bey de geri adım atmak durumunda kaldı. Ve şu anda Diyarbakır valisi çok iyi niyetli Diyarbakır'ı ve Diyarbakırspor'u sevmesine rağmen, bir şeyler yapmak istemesine rağmen geri çekilmek zorunda kaldı. Sonuçta o da siyasilerin bir tavrı varsa o da geri çekilmez zorunda kaldı. Şu anda Diyarbakırspor'un randevuları bile kabul edilmiyor. Randevu talepleri bile kabul edilmiyor. Diyarbakırspor öbür kesime gelince öbür kesimde kimse kusura bakmasın. Onlar zaten Diyarbakırspor'u kendilerine ait olarak görmüyorlar. Olmasını da istemiyorlar. Çok net olarak söylüyorum. AK Parti de BDP'de Diyarbakır siyaseti için söylüyorum. Şey için söylemiyorum. Dışarıdakiler için söylemiyorum. Sayın Başbakan'ın net tavrı var ortada. Siz zaten Kandil boyutu, Abdullah Öcalan boyutundan da bahsettiniz. Bunlar istiyorlar ama Diyarbakır siyaseti bunu istemiyor. Diyarbakır bu oluşumları temsil eden Diyarbakır'dakiler bunu istemiyor. Diyarbakır sporu kaderine tehdit etmiş durumdadırlar. Fakat şunu söyleyeyim, ben onlar için de şunu söyleyeyim. Diyarbakır spor bu sezon şampiyon olursa, buna rağmen şampiyon olursa, gelecek sezonda buna rağmen orada şampiyon olup da bir yerlere gelirse günün birinde sizin programın başında da ifade ettiğiniz gibi bu kesimler rahatsız olmaya devam edecekler. Ben size şöyle bir somut bir örnek vereyim. Diyarbakır'da belediye başkan adayları var değil mi? İki partiden de belediye başkan adayları var. Bunların kaç tanesini maçlarda görüyorsunuz? Hiçbir tanesi yok. Bunlar, ben çok iddia ediyorum, iki partinin de özellikle şey söylüyorum, AK Partili belediye başkan adaylarının şu anki Diyarbakırspor'un puan durumunda haberleri yoktur. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Spor maçına gitti. Evet. Bir tek oraya gidiyor. Selahattin Demirtaş. Evet. Yani gitsin. Yani kimse gitmesin demez. Elbette gitsin. Ama ben Diyarbakırspor'a da geldim. Evet. Abi Diyarbakırspor'a da geldim. Diyarbakırspor maçlarından şeref türlü boş kalıyor. Dikkat et. Evet. Şeref türlü boş kalıyor. Boş insanlar işte boş kalıyor. Ayrı bir şey. Zaffet. Yani o ayrı bir şey. Yani o boş insanlar o ayrı. Ben onu dolu olarak değerlendirmiyorum da. Yani iki tarafta Diyarbakırspor istemiyor. Diyarbakırspor'un yaşatılmasını istemiyor. Ben burada belediye başkan adaylarını Diyarbakır halkına şikayet ediyorum. Bana çıkıp tepki de gösterebilirler. Kesinlikle Diyarbakırspor'a karşı duyarsızdırlar. Diyarbakır halkına karşı duyarsızdırlar. Bakın bu hafta bu takım deplasmana gidecek. Kayseri deplasmana gidecek. İbrahim bizi kola içerken yakaladı. Sana söyleyeyim Amerika'da yasaklanmış. Şunu söyleyeyim. Kolada kanserojen madde varmış. Evet. Bunların derdi zaten bizi kanser ediyor. Şimdi
dediğim gibi bu hafta mesela takım deplasmana gidiyor. Evet. Siz açıkladınız, şampiyonluk potasına girmiş bir takıma bu memleketin belediye başkan adayları birer tane otobüs taraftara tahsis edemeyecek kadar acı durumda. Otobüsü boş ver. Şey maça bile gelmiş. Maça gelmiş. Bir şey de söyleyeyim. Geçen hafta işte Ankara Gücü maçında benim bildiğim belediye 2-3 tane otobüs sefere çıkarmıştı. Taraftarları maça getiriyordu. Evet. Bunu ilk defa gördüm, çok da hoşuma gitti. Ama biz bir amatör takımlarımızı da bir yere götürmek için de var ya, 10 tane kapı çalıyoruz. Ve o bize sundukları masraflar bence dışarıdan yani bir konuşulma daha kârlı. Herkes kendine mi Müslüman? Öyle kendine yani. Biz bir amatör takımı için yok yani. Yeni bir bahanemiz daha oldu. Eskiden devlet takımı derlerdi. Yeni bir bahanemiz daha oldu efendim, bir şirket olmuş. Şimdi sen gazetecisin. Bununla ilgili herhangi bir görüşmen, mesela adaylarla ya da siyasi parti temsilcileriyle son dönemde bir iletişimin olmadı mı? Benim oldu. Hiçbiri geri dönüş yapmadı. Ya daha da bu işte şirkettir, şahıstır, onlarla mı şey yapıyorlar? Hayır, ben genel algıyı söylüyorum. Peki genel... Bahanedir bu, mazerettir. Tamam, onlar o şekil anlıyor, evet. Algılıyor. Evet. Peki bu stadyumdaki 10 bin kişi? 10 bin kişi öyle algılamıyor. Abi adamın ismine bakıyor. O adam A'dır, B'dir, C'dir, hiç önemli değil. 10 bin kişi ona bakmıyor. Tabii ben şunu söyleyeyim. Mantık yürütelim. Bu takım şampiyon oldu. Evet. İkinci lige çıktı. Çıkacak inşallah. Allah'ın izniyle. Çıktıktan sonra bu takım neyle büyüktür? Taraftarıyla büyüktür. Taraftarıyla büyüktür. Evet. Bu taraftar yanlış bir şey gördüğü zaman tribünlerden çekilmez mi? Çekilmez. Anında. Çekildiği zaman ne olur? Ortada bir şey kalmaz. Değil mi? Evet. Herkes kaybeder. Kendi kendine İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 20 kişiye Yılmaz oynadığı Bey, şekilde. Yılmaz Bey, siz de biliyorsunuz mesela bu olmadı, herkes biliyor. Yani hayır, ben zaten de... mesajı almak isteyen alıyor. Yani, alıyor. Yani bu şey meselesine benziyor. Yani bir yolda yürümek istemiyorsunuz. Diyorsun ki o yol dikenlidir, ben buradan geçmek istemiyorum. Bu yolu temizleyin, temizleyince de diyorsunuz size asfaltı değil, o yüzden geçmek istemiyorum. Evet. Bu buna benzedi. Burada temel bir mantığı ben açıklamaya çalışıyorum. Yani burada şu anda Diyarbakır Spor'un başına Aziz Yıldırım da olsa bunların bakışı budur. Olsa, şimdi insanlar olsun. Şöyle düşünüyor Safet, biraz da empati yapalım. Muhtemelen diyorlar ki Diyarbakır Spor'la bir iletişimimiz olsa yarın bir gün merhaba desek bu adamlar bize edecek para. O zaman Sayın Valim, Diyarbakır Spor'un kurtuluş reçetesinin borçları olan ve enkaz durumda olan kulübün kapanması, yeni bir başlangıç yapılması talebi var ortada. Evet. Değil mi? Evet. Ya o gerçekleşti. Şimdi bu aşamada insanlara vermiş olan bir söz var. Seçime gidiyoruz. Başbakanın açıklaması var. Memlekette 10 bin tane taraftar Diyarbakır Spor için 1000 kişi Ekinciler Caddesi'nde Başbakan size bir somut bir örnek vereyim. Sözü önemli değil herhalde. Yani. Size bir somut bir örnek vereyim. Sayın Diyarbakır Valisi Cahit Kıraç ve Diyarbakır Eski Emniyet Müdürü Recep Güven, Diyarbakır Spor'un burada ilk oynadığı Yozgat maçı öncesindeki kupa törenine geldiler. Yani. Büyük bir heyecan içerisinde, maçı da heyecan içerisinde. Milletvekilleri de vardı. Ondan sonra gelmediler. Cuma işten bir uyarı hemen maç. Hemen çok vardı. Ondan sonra gelmediler. Ya, ben 5 kişi buluyoruz, bulduğu zaman gidip oturunca onların oyununu nasıl alayım diye gidip naçahatler ediyorlar. Ya buna daha iyi bir şey değil mi? Seydoğlu'ndan hiçbir şey anlamadım. Ben bizzat Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı'nı da aradım. Yani soracağım. Hangisi? Başı, Büyükşehir Belediye Başkanı. Osman Baydemir. Kavurfa adayı. Evet. Aradım. Kendisinden kaynaklanan bir problem değil. Özel kalemden hiçbir şekilde dönüş olmadı. Ya Osman Bey'in telefonu şey da var. Söyleyeyim. Direkt görüşebiliriz. Hayır de. Şunu söyleyeyim. Ben Diyarbakır'daki adayları söylediniz ya. Adayları. Hepsini aradım. Yani bir gazeteci olarak. Yani bu duyarsızlığın sebebi nedir? Neden bu şekilde davranıyorsunuz? Öğrenmeye çalıştım. Hiçbirinden geri dönüş bile yok. Hiçbirinden geri bir dönüş bile yok. Antepli getirip kendi basın danışmanı yaparsan öyle olur. Görmezler sana. Devakıda yok ki kimse kardeş. Kalmamış o bak. Kalmamış, devakıda kalmamış. Tamam. Her zaman ithalarla yönetilmişiz ya. Senin derdini anlayabilecek, o iletişimi sağlayabilecek adamla görüştüğün ne? Zaman başkadır. Bağları, şimdi ben baş Osman Baydemir'in özel kalemindeki bir vatandaş olsam, Safet gelse desek ki valla Diyarbakır Spor'la ilgili böyle bir sıkıntı var. Ben 10 tane kelimenin içerisinde bir kere daha Diyarbakır Spor'u atarım. Sayın Başkanım böyle bir durum vardı. Sayın Başkanım böyle bir durum vardı. Ama maalesef duyarsız insanlar etrafta olduğu için hiç kimsenin umurunda değil. Söyle söyle
Boş. Sayın Baydemir kaç kere burada programa geldi? Şimdi biz konuşsak bu seçim öncesi yanlış yere çekecekler, çekilir. Bir tek süre bir şey söyle abi. Derler işte. Ben bir şey söyleyeyim. Ben bağlanıyorum. Yılmaz Bey, siz gazetecisiniz, ben de gazeteciyim, siz de spor adamısınız. Bizlerce belediye başkan adaylarını arıyoruz. Gazeteci olarak bazı şeyler sor. Sadece Diyarbakır'la ilgili değil. Mesela Diyarbakır'daki spor tesislerini sağları soruyor. Yetersiz de tekrar projeniz gibi arayıp da bize dönüş yapılmıyorsa ve biz bu insanlara ulaşamıyorsak vallahi söylüyorum, ben bunları ulaşmaya çalıştığım kadar, ben başbakana ulaşsaydım belki 10 dakika başbakanla görüşmüştüm. Yani burada kötü bir niyet var. Başbakan orada grup konuşmasında net bir şey söyledi. Diyarbakır'a ve Diyarbakır'daki spora gençliğe sahip çıkın. Zaten bir şey söyleyeyim. Bağları yöneten bağlarda oturmuyor abi. Anlayan anlar. Evet. Siyaset yapmayalım şu an. Ne? Neyse artık şunu söyleyeyim. Biz aslında Galip Bey'i telefonla bağlama imkanımız var mı? Evet. Tamam Safet, sen devam et. Şimdi ben niyet üzerinden gidiyorum. Diyarbakır Spor'a karşı olan niyet iyi bir niyet değil. Bakın insanlar sizden para da istemiyor. Değil mi? İlgi istiyor. Evet. O ilgiyi de göstermiyorsanız demek ki iyi niyeti de istiyor. Baba hiç gelmiyorsun. Hiç önemli. Ben belediye başkanları adayları için söylüyorum. Bir de şunu söyleyeyim. Mesela bu takım bu hafta deplasmana gidecek. Taraftar organizasyonu yapılması lazım. Taraftara otobüsü de kulüp başkanı ayarlıyor. Yani bir otobüsü kulüp başkanı ayarlıyor. İki otobüs, üç otobüs daha taraftar gitmesi gerekiyor. Bir, üç otobüs bu şehirde, üç otobüsü bu belediye başkan adayları karşılayamıyorsa, bu şehirdeki siyasetçiler, şehirdeki kent yöneticileri karşılamıyorsa, yani bu halka karşı bir sorumsuzluktur. Diyarbakır halkına karşı bir sorumsuzluktur. Ben bir şey söyleyeyim mi? Burada en büyük şey ne biliyor musun? Eğer bir başbakan Diyarbakır Spor'u önemsemişse, bir şey istemişse, o lafı ne var ya, doldurmak lazım. Oradan bir şey kim dolduracak? Kim dolduracak? Kim dolduracak? Bu iki beyde bakmadığımız kimse ona söylemişse o yapacak. Ve herkes yaptıracak onu. İl yönetimi yapacak, herkes yaptıracak onu. Başbakana kadar gidilecek. Bence Feci İnanlı Bey bir önemi çekip gidecek. Başbakan yanına, efendim siz dediniz ki Diyarbakır Spor önemlidir. Bugün Diyarbakır Spor önemli kaybetmiş. Hiçbir şey kalmamış. Neden? Kimsenin destek verdiği, katkı sunduğu, yaptırılsın. O söylediğiniz söz havada kalmış, boşta kalmış. İçini doldurmamız lazım. Bu bir fırsattır. Sıcağı çağına bazı şey yapmak lazım. Kazanım anlamında. Ama biz maalesef hiçbir şey yapmıyoruz. Kişiler tasarrufuna bırakıyoruz. Onun zaten işleri çoktur, yoğundur. Zamanı yoktur. Zamanı olmadığı zaman da bu işlere uğraşmaz. Yürüdüğü zaman o zaman anlaşılacak sahipsiz bırakmanın ne olduğunu. Bu memleket bu kadar sahipsiz bırakılmamalı. Bu takımın sahibi halktır ve halk hakkını arayacaktır. Halk takımına da sahip çıkıyor zaten. Bundan neyse can sahibi. Yılmaz abi 7000 kişi tek bir ağızla diren ha Diyarbakır diren tribünün görüntülerini iş adamları ve belediye başkanlarına vekillere yollayalım. Belki anlarlar. Ben seçimizi yapalım. Ben buna itiraz ediyorum. O belediye başkanı adaylarının o siyasetçilerin, Diyarbakır Spor'un ligdeki puan durumuna haberi yok. Bugün bir arkadaşımız, bir taraftar arkadaşımız biz milletvekilini aramış. Milletvekili diyor ki ya bu Diyarbakır, bu iki Diyarbakır Spor ne zaman birleşti diyor, benim haberim yok diyor. Öyle bir şey var mı yani ya? Ya o kadar ilgili memleket değilim de. Abi memleket sadece siyasetten ibaret değil ya. Şimdi yani, hocama ne diyeyim? Bizi yönetenler maalesef. Şimdi sen yete bence şey alıyor, Mudire Nadire'ye bakır müdürünü var ya. O da Fırat göndermiş. Fırat mı? Onlar seçim müziği yapsınlar. Seçim müziği yapsınlar. Evet. Yani belli yerlerde onlar yani bir şekilde bir göntere biz de kendimiz yapalım abi. Şimdi yani tam yani bir şey olabilir duyarsızlık söz konusu. Evet. Yani bir şey daha söyleyeyim. Biz hep diyoruz ya iş adamları. Ya siyasetten bu kadar duyarsız olduğu bir ortamda iş adamları nasıl sahip çıksın? Aynen. Tabii. Şimdi, ben yani burada bazı mesajlar vermeye çalışayım. Bu kentin yöneticilerinin destek vermesi bile engelleniyor. Siyasiler tarafından. Ama evet, bir şey söyleyeyim. Net olarak söyleyeyim, engelleniyor. Belki onlar da istemiyorlardı çünkü koskoca bir başbakan açıklamamızda Diyarbakır Spor önemli dedikten sonra bence bütün kapılar açılır. Hiç kimse bunun önüne geçemez. Safa sen burada samimi olmak çok lazım. Şeyi biliyorsun. Söylemiyorsun. Yok, söylememesi daha doğrudur bence, bana göre. Çünkü bazı şeyler öyle ekranda bir kereden söylenmez.
Ama onunla ilgili kulis yapılır. Çalışılmış bir şey yapılır. Ama böyle ekrandan falan konuşulmaz. Çünkü bu seçim ağzı iş farklı yerlere çekilebilir. O yüzden. Zaten o yüzden dikkat etmeye çalışıyorum. Ama seçimden sonra bunlar konuşulur. Evet. Ama bunları da söyleyeceğiz ki taraftar da bilsin. Aynen. Bakın şunu söyleyeyim. Şu ana kadar iki partiden de söylüyorum. Diyarbakır Spor'a verilmiş bir bardak su bile yok. Ya hem BDP'den hem AK Parti'den ya iki verilmiş bir kimse siz kendini de biliyorsun. Kimse para da istemiyor. Yani. Ya ilgi gösterin. Bari deyin ki ya bu takım, bu şehrin takımı. E bu pazar günü bu adamlar nereye gidiyor? Ben merak ediyorum. Allah. Bu 10.000 kişi nereye gidiyor? Ya daha başka bir şey söyleyeyim. O Arsin'de o Trabzon ininlerin gösterdiği hassasiyeti gösterin. O Trabzon inine evet. Ne yapıyorsunuz ya? O Diyarbakır Spor taraftarını evine götürüp yemek yediriyor. Onu gösterdiği hassasiyeti göster. Onu da göstermiyorsunuz. Ya orada kendine giriyor. Evet. Karadeniz insanı kadar. Evet. Mert, delikanlı, yürekli, samimi, candan, samimi insan dünyanın hiçbirinde yoktur. Biz Trabzonspor Kulübü'ne gittik. Ali Kemal Başar'a var. Anavatan Partisi Yılmaz Bey. İki dönem milletvekili. Anavatan Partisi'nde iki dönem milletvekili yapmış. Ali Kemal Başar'a var. Evet. Özal döneminde aktif isimlerinden bir tanesi şunu söyledi. Ya Diyarbakır Spor başarılı olsun. Biz maddi olarak destek sunmaya bile hazırız. Yani belki bunu yapmayacak. O ayrı bir şey. Ama bir dışarıdaki bir insanın bunu söylemesi bir tarafa senin şehrindeki insanların buradaki insanlardan haberi yok. Hadi Diyarbakır'ı da bir tarafa bırakın Yılmaz Bey. 10 bin insan oraya geliyorsa bir sosyal faaliyet var. Gelmiyor. Ya bir sosyal faaliyet ya. Bundan var ya haberiniz olsun. Zaten 2006-2007 sezonunda Diyarbakırspor 2,5 trilyon para topladı. Evet. Değil mi? Evet. Kaç lirası Diyarbakırlar tarafından verildi? Bir kuruşun da Diyarbakırlar. Değil mi? Hiçbir Diyarbakırlı değildi. İnşallah. Böyle bir şey var. Böyle bir memleket var. Rahmetli Gafar Okan'ın meşhur bir sözü vardı. Bizzat bunu Mahsun Kırmızı Göl'e söyledi benim bulunduğum ortada. Bir gecelik eğlenceden harcadığınız paraları diğer memleketinize verseniz bu memlekete ne işsizlik olur dedi. Bu memlekete ne de bu gençler spor yapamayacak, spor tesisi bulamayacak durumda olurlar dedi. Yani. Başbakan Diyarbakır Spor'a gece yapıyor. 6 trilyon para topluyor. Siirtli veriyor. Evet. Ethem Sancak veriyor. Bitlisli veriyor. Nihat Özdemir veriyor. Karadeniz'i veriyor. Bizim Diyarbakırlara 50 milyar getiriyorlar önüne. İşte 50 milyar sana düştü. Abi ben durumum çok kötüydü. İçeride hak ediş var vermemişler. Devlet versin. Ya ulan Allah'tan korkun. Türkiye'de ilk yüzün içerisinde 10 tane Diyarbakırlı var. Allah 1000 kat daha versin. Bin kat daha versin. Diyarbakır spor maçlarında sigara böyle ağzınızda. Kenarda eliniz cebinizde böyle hava atıyordunuz. Evet. Yani Diyarbakır Spor size isim verdi. Diyarbakır Spor size şöhret verdi. Diyarbakır Spor size kahraman yaptı. Diyarbakır Spor sayesinde imparator oldunuz. Diyarbakır Spor sayesinde efsane oldunuz. Diyarbakır Spor taraftarı sizi gördüğü zaman size yapışıp sanki eshabe kokusu geliyordu sizden. Diyarbakır Spor için yapışıyordu size. He. Bütün iş adam haşas. Sümme haşa pek şey yapma. Ondan sonra gittiniz restoranlarda, lokantalarda Diyarbakır Spor etiketi var diye insanlar kendini yer ediyordu size. Yemek parası bile almıyordu, şeref diyordu. Niye? Ya sen bizim başkanımızsın, as başkanımızsın, şeyimizsin. Ama halbuki işin özünde var ya, siz daha Diyarbakır Spor'un hangi takım olduğunu bile bilmiyordunuz. Siz sahada hangi takımın Diyarbakır Spor olduğunu, hangi formayla mücadele ettiğini bile bilmiyordunuz. Ben o dönemlerde sahada, sağ kenarında duran yöneticileri görüyorum. Bir gol kaçırdığı zaman, ya kendini kaldırdı yere vurdu. Demek yanlış. Ne aşktı bu, ne yanlış. Sevgiydi bu, ne oldu bu bir anda kayboldu gitti. Ama gelecek. Bak emin ol. Sıra gelecek. Emin ol. Hepsi sıra gelecek. O zaman biz de onlara geçeceğiz. Gelecek. O zaman biz geleceğiz. Gelecek. Bak Diyarbakır Spor ikinci lige çıksın. İnşallah. Şampiyonluk konvoyu. Bu ofis Ekinciler Caddesi'nde yine 30 bin 40 bin taneyle konvoy yapılsın. Eğer başta bayrağı onlar sallanmasa ben bir şey bilmiyorum. Evet. Bak Diyarbakır Spor şampiyonluğa gitsin. İkincilikte iyi sonuçlar alsın. Protokol tribününde yer buldunsa ve diyorlar ya ben bu buraya soğan takım. Ya sen sağ ol biz geçen yer hafta geldik oraya biz yer bulamadık. Ya bu da ne geç.
Bunlar boşluktan faydalanan belaçlılar. Bravo. Sen de bizim gibi yap. Gel çürüz. Türkünün üstüne çık. Bunlar bedavacılardır. Ben Serkan Bey, Samet Hoca, Behbet arkadan tutun. Bizim gibi yapsın. Gelsin türkünün üstüne çıksın. Gelsin ustağın üstüne seyredin. En güzel şey orası. Şeref türkünün orası. Aynen. Evet, bitiriyoruz İbrahim. Var mı bir şey? Telefonla bağlanmak isteyen? Şeyden var. Varmış. Evet. Gün görenden maçta sıkıntılar var. Tamam. Şimdi tabii siyasi konulara girdik. Saffet birilerine dokundurdu herhalde. Şey yapıyorlar yani artık yani hareketlenme başlamış durumda. Bir, bu kentte bazı insanların hakkını teslim etmek gerekiyor. Şimdi yıllardır bu kentin ismiyle siyaset yapan insanlar var. Belediyeleri yönetenler var. Bakıyoruz. İşlerinde benim için çok kıymetli bir isim var. Hepsine hürmetim var, başlarcıdırlar. Aileleri olarak, isimleri, soy isimleri olarak değerlidirler. Bu kentte spor adına Abdurrahman Kurt'un yeri benim yanımda başkadır. Evet, evet. Beyaz Tebeşir'de şu anda bir futbol sahası varsa Sayın Kurt'un sayesinde yapılmış. Kasımpaşa'nın sahasını başka yere giderken almış, getirmiş, Beyaz Tebeşir'e kazınmış. Öyle mi? Biz gittik yanına, bizzat görüştük onu kendisine. Oranın revize edilmesi, düzenlenmesi, modern hale getirilmesi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından. Yani. Doğrusu o dönemin şarkılarından. O yüzden kusura bakmayın. Parti marti gözetmeksizin diyorum bunu. Teşekkürü mesela şimdi daha yeni yeni olduğu için Yenişehir Belediyesi'ne. Sür Belediyesi. Cesur şeydeki yeni şehrin yok testler karalarına. Karaları fidan. Yeni şehir Selim Kurban. Selim Kurban onlar. Çok göze çarpmaz ama önemli bir test. Tebrik etmek lazım. Tabii. Kayapınar testleri konusunda Kayapınar belediye başkanlığına teşekkür edip tebrik etmek lazım. Evet. Niye? Tesis yaptı abi. Tesisi yaptığı için. Ne tesis yapmış abi? Tesis değil mi abi orası? Oradaki. Ona ticaret alanı döndü ya. Nasıl? Ticaret alanında halı sahalar yapılmış, ticaret yapılıyor da kira veriliyor. Para yok iyi bir şey ama sonuçta. Bir saniye yok önemli. Nasıl önemli? Önemli. Bir futbol sahası mı yapılıyor? O saha sem sahası olarak halka açık bir şekilde yapılıyor. Şu anda orada halı saha tabakaları mı yapılıyor? Bir gidin bakın. Ücret mi alınıyor? Yani kiraya mı veriliyor? Ben gittim oraya da para verdim geldim ya. Allah. Yani akşam gittim oraya da. Bu vatandaş yaralanır mı? O zaman kendi kendine bir şey yapmış. Varsa yaralan bir şey söylesinler. Neyse olsun. Sonuçta ara bir spor tesisi yapılmış. Spor yapılmış. Yarın öbür gün Kayapınar altyapısı falan orada eğitim görecektir. Belki oradan gelen gelirle Kayapınar Spor Kulübü'nün finansmanı sağlanacaktır. Bunlar da iyi şeyler. Doğru şeyler. Tebrik etmek lazım. O yüzden Abdurrahman Kurt'a, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kadir Topbaş'a. Kadir Topbaş'a. Bu Sur şey Yenişehir Belediyesi ve Kayapınar Belediye Başkanlarımıza yapmış oldukları spor adına yapmış oldukları yatırımlardan dolayı teşekkür ediyoruz. Yeni yeni işte bu Mardin yolundaki tesis revize ediliyor, yeniden yapılandırılıyor, kamp eğitim merkezi haline getiriliyor. Bu da önemli girişimlerdir. Bu kentin ihtiyacı olan tesislerin çok kısa bir zamanda yeniden yapılarak hayata geçirilmesi önemlidir. Programa katıldığınız için teşekkür ederim Safet'ciğim. Bilgilerinden, vermiş olduğum bilgilerden dolayı, değerli bilgilerden dolayı. Mehmet abi yorumlarından dolayı tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Ben ve son var son ya, sözü sana tamam diyorum ya, son sözü sana bırakacağım. O zaman ben bir şey söyleyeyim, son sözü. TÜF adın da bir organizasyonu var, onu da söyleyeyim. Antalya'da 7, 8, 9, 10 Nisan tarihlerinde Olgunlar Ligi. Benim ve sizin iştirak edeceğimiz Olgunlar Ligi turnuvası var Saffet. Ben size şey diyorum. İhtiyarlar Ligi. Yok yok ihtiyarlar bitti. Yaşlılar Ligi bitmiştir. Bitmiştir. Kardeş ben bir kere kontenjanım bana bakma. Yani. Pardon yani önemli olan sahada icraat değil mi kardeş? Evet. Göreceğiz. Yani koşmak lan koşmak da atleti getir sahada. Ben şunu söyleyeyim. Son bir söz söyleyeyim. Sözü Mehmet abiye bırakayım. Biz de spor adamlarıyız. Bu kentin seçilmişleri ve atanmışlarının bu kente fayda eder hiçbir hizmeti yok. Merkezi anlamda yapılan bütün hizmetler Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılmıştır. Yerel anlamda da büyük bir hizmet yoktur. Hem milletvekilleri için söylüyorum hem belediye başkanları için söylüyorum. Bizim dolayısıyla yani hayatın diğer alanlarında zaten hiçbir yatırım yapmıyorlar. Ayz abi bir mesaj göndermiş. Hangi Ayz abi? Aziz Fidan. Evet.
O zaman bir şey söyleyeyim. Demiş ki o medya memurlarıyla sen görüşüyorsun. Valla doğrudur Aziz abi, hepsiyle görüşüyordum. Evet, doğru katılıyorum buna. Çok da işten biri, Aziz abi gerçekten işten birisi. İyi bir şey var. Çok açık söyleyen biri. Şunu söyleyeyim. Şimdi zaten hayatın diğer alanlarında hiçbir yatırım yapmıyorlar. Hiçbir hizmetleri yok. Onu net olarak söyleyeyim. Kimse de bana bunu inandıramaz. Geriye bir tek spor kalıyor. Bizler spor adamıyız. Kusura bakmasınlar. Bu kentin seçilmiş ve atılmışları. Özellikle Settin benim atılmışlarla derdim yok. Seçilmişler için söylüyorum. Ve belediye başkan adayları için bu süreç içerisinde spora karşı duyarsız olan, spor testleri yapma konusunda projesi olmayan, sosyal alanlarla ilgili projesi, sporun sosyal alanlarla ilgili projesi olmayanlar, Diyarbakır spora sahip çıkmayanlar, Diyarbakır spora karşı duyarsız kalanlar, bizleri karşılarında bulacaklar. Ben kendi şahsım adına söyleyeyim. Benim onlara bakışım hiçbir zaman iyi olmayacak. Her ortamda, her yerde bunları söyleyeceğim. Her yerde de kendilerini yerleştireceğim. Evet. Kendimin ağzımasında. Çok umurlarından olur. Yusuf Yaşa demiş ki, Yılmaz abi selamlar. Abi ya abi ben dikkat ettim de, tam onun yazdığı şekliyle okuyorum. Bu hafta maça eski tribün liderleri yavaş yavaş toplanmaya başladı. İnşallah yönetim bunun farkındadır. Artık eskisi gibi bu tırşikçiler diye tabir ettiğimiz bu insanlar sorun olmazlar. Abi yönetim bunlara taviz vermesin, aman aman. Ya o bence şeyin kuru sorumluluğundadır. Azrail'in sorumluluğunda olan bir şey. Yönetim demez. Yavuz Şenli de tribünlerle ilgili sorumlu olan as başkanlar. Ondan ziyade Azrail'ler kendi işlerine kusura bakmasın. Bugüne kadar kimlerle yola çıktılar? Almazlar. He, bundan sonra almazlar, almazlar o tırşıkçı. Azrail'ler Diyarbakır'da bir çığır açtılar. Gerçekten de. Ben şunu söyleyeyim. Son programın sonunda aklıma geldi söyleyeyim. Gerçekten yıllardır Diyarbakır'da özlenen bir taraftar profili oluşturdular. Artık eskiden biliyorsunuz 10 dakika kala maça Diyarbakır taraftarı şeydir. Bağırdır, maç başladıktan sonra susadı. Şimdi tam tersi, hakemin başlama düğünden 1300'üne kadar müthiş şekilde tezahürat yapıyorlar. Tribünde örnek bir profil var, onu belirtelim. Tabii. Evet. Taraftarlarımıza özellikle teşekkür ediyoruz. Ona o teşekkürleri iyi biliyorlar, ona göre davranırlar. Onlar onun hakkından geldiler. Evet Mehmet abi. Şimdi bu hafta Mardin Spor Ergani yani, yendi Bal'da. Bal'da yendi ama yol galip geldi. Yolda galip geldi. Yani bu ne anlama geliyor? İşte geçen hafta yol bitip Mardin'e beraber kaldı. İşte yendi. Yani orada Nedim Başkan'ın gerçekten büyük bir fedakarlığı var. İyi niyeti var, çabası var, katkısı var. Ama kime yapıyor ben onu da bilmiyorum. Çünkü orada bu işi bozmak için çaba gösteren belli kitleler var. Onlar da bu işe çomak soruyorlar. Bir takım başarılı olması gereken iyi giderken sorduğum daha beraberken küfür ediyor. Taş atılıyor. Yani bir sürü olmayacak. Spor içerisinde olmayacak navuş hareketler. Ergenek orada sıçramış. Yani ikiye bölünmüş bir grup. Biri A diyor, diğeri de diyor yanlıştır. Yapmasın. Ama bunu kim yapıyor? İşte burada belli organizasyonlar. O kendi kaymakamı var. O ilçenin kaymakamı var. Belediye başkanı var. İleri gelenleri var. Taraftar. Bir kesim taraftar küfür ediyor. Niye ediyor? Bir taraftar diyor ki ya niye ediyorsunuz? Yani niye ediyor? Yani birinin menfaatine ters gelmiştir. Şimdi Nedim Şimşek. Karına ters gelmiştir. Hayır Nedim Şimşek'in. Bu başkanlıkta evet. Ekonomik olarak bir katkısı var mı ya kendine? Cebinden para veriyor devamlı ya. Veriyor değil mi? Pardon. Yapmasın sezon, abi. Bir dakika bir de buraya gelin. Ne misafet? Sezon başında ilk yerinde bu kulübün parası yoktu. Yemek çıkmıyordu, o çıkmıyordu, bu çıkmıyordu. Nedim geldikten sonra hepsinin parasını ödedi, verdi gitti. Küfür yiyor musun? Transfer verdi. Küfür yiyor musun? Yapma. Yapma. Evet. Katılıyorum sana. Bırak. Belediye başkanı yapsın. Kim bırak. Kaymakamı yapsın. Evet. Yani kahramanlık ona mı kalmış? Ben zamanımı harcayacağım, paramı vereceğim, gücümü harcayacağım, ona da gidip bir de tribünden... Bir de kötü olan yani var. Kendini bilmeyen bir adam da gelip, belki benim yanıma gelebilmesi için 10 kişiyi araya sokar ben ama gelip burada küfür ediyor. Yol Spor'un da burada hakkını verelim. Yol Spor bence bölgesel amatör ligin şu anda en başarılı takımıdır. Ve biz hepimiz artık bundan sonra Yol Spor için gerçekten hepimiz çabalayacağız, katkı sunacağız ki sezon başta yapıyoruz. Bu takımın çıkmaması yani İbrahim Hoca'yı da tebrik etmek lazım. Orada emeği geçen herkesi, tüm sporcu kardeşler, malzemeci, ama şunu söyleyeyim, ben burada yönetimi biraz eleştiriyorum. Ben yönetimi burada... Abi adamın gücü budur, onunla yola çıkıyor. Güç değil. Belen'le bak net söylüyor, diyor benim alacağım 1 milyondur, ben sana 1 milyon veririm. Veriyor, mesele budur. Kandırmıyor. Ama bu saatten sonra artırmaları lazım. Kandırmıyor, ya, ona bir şey demem. Yani sen eğer birilen bir A konuşmuşsan, A'yı da yerine getiriyorsan mesele yok. Samimiyet önemlidir, o samimiyet zaten bu başarıyı getiriyor. Sen verdiğin sözü tutmazsan, sıkıntı yaratan zaten bugün bundan geliyor. Amatörümüz de deli dolu, yani dolu gidiyor. Hakikaten bu hafta bir derbi maçımız var.
Çok önemli bir maç var. Pazar günü saat 11'de Barışspor'la Barışspor'la Diyarbakır 1968. Alipaspor değil mi? Alipaspor değil. Barışspor olarak geçiyor bizde. O sene inşallah isimleri değişir. Biz Alipar diyoruz. Yani öyle Alipaspor diyoruz. Resmi reyete biz Barışspor olarak geçiyoruz. Neyse biz bildiğimiz bir yapalım. Yani, biz de söyleyelim Alipar Barışspor olsun. Barışspor Alipar olsun. Neyse. Onun değil. Çünkü o Barışspor isminde bizler kurmuş olmuyor için bizim. Peki 1968 Diyarbakırspor mu? Diyarbakırspor 1968. Diyarbakır 1968. Onlar 1968 Diyarbakırspor diyor mu? Yok öyle değil. Onlar düdüğünü aldılar. Federasyon 1968 Diyarbakır geçiyor. Diyarbakır 1968 Spor'da. Neyse artık neyse. Yani onu da şey yapalım. Çünkü onun düdüğünü aldığım benim. O işlemleri de yapan benim. Bu anlamda. Barış Spor'un da yapan benim. Güzel bir maç olsun diyoruz. Çınar İlçe Gençlik Spor Çınar Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü'nde yapacaksınız. Öyle mi? Aynen. İnşallah lige katacağız oyunda inşallah. Yani spor alanında düşünelim futbola katalım. Evet. Hele bir sahamızı bitirelim sonra. Evet, yavaş yavaş bitirelim artık. Güzel, güzel yani sezonun gerçekten başarılı giden iki takımımız var. Evet. Bağlar da arkadan takip ediyor ama pazar günü saat 11'de. 11'de iyi. Seyran Tepe Stadyumu'nun. Güzel. Şey, o maçı izleriz ondan sonra bir maça geçelim. İşte ben onu izleyken o programı öyle yaptım. Öncelikle o planlamayı öyle yaptık, o maçı seyredelim, o maçtan sonra derbi maçtı. Çünkü o maçtan sonra da öbür Büyükşehir Belediye maçına gideriz. İnşallah o maçta skor sonuç ne olursa olsun, ikisi de Diyarbakır'ın dostluk kazansın. Oradaki puan kişi, durumu ne? Bir puan. Yani bir, yok iki puan var arada. Yok bir puan. 68 lider. 68 lider. İkinci Barış, 3. Bir puan. 41-42. Bağlar Belediye. Olabilir puan durumu. Ondan dolayı. Doğu final maçıymış evet, ya. Yani alanda zaten sezon sonuna kadar götürür. Biz sporda bakış açısını da değiştirelim. Hepsi bizim gençlerimizdir. Sporun dili evrenseldir, birdir. Kimse kimseyi ötekileştirmesin. Sahaya çıkacağız aslanlar gibi. Gençlerimiz sağlıklı bir şekilde mücadele edecek. Biz kenardan, tribünlerden katkıda bulunmazsak saha içerisine bence güzel de bir maç olacak. Herkesi en azından oraya önce o maçı seyretmeye, ondan sonra da Büyükşehir Belediye maçı seyretmeye davet ediyoruz. Evet. İnşallah. Bir de beni dinleyin yani ya. İnşallah Feyyip Leylo içerisinde sağlıklı. Radyolarımız da yanımızda olsun. Tabii dinleyeceğiz seni. Radyolarımız da yanımızda olsun tabii. Kasetle maç anlatacağım. He, bundan sonra biz şeyden telefonla radyo var. Oyuna çekeriz oradan kulağımızı dinleriz. Dinleriz ha. Üçünü bir arada götürmüş oluruz. Herkes. Kardeşim maçı sen anlatıyorsun, insanlar bana soruyor. Niye? Bilmiyorum. Bu hafta mesela adam Facebook'tan yazdı diyeyim az abi. Bu Ahmet Radyo'nun frekansı nedir? Dedim 100.5. Hakikaten ama bir şey bir açıklama da dur dur. Onu yapın. Abi onu. Dedi şarkı çalıyorlar. Ama şunu söyleyeyim. Facebook'ta bu hafta şimdi sadece şey geçen hafta sadece 10 dakika geç girdik. Onun için. Teknik bir arızadan dolayı. Tamam. Ama şunu söyleyeyim. O zaman şunu söyleyeyim. Artık internet üzerinden de bizi dinleyebiliyorlar. Sizi internet üstünden dinlemeye devam etsinler. Bizi uydudan izleyecekler. Dinleyecekler. Ne bileyim maçları hem bizde canlı canlı izleyecekler. Bilmezim. 17 ligimiz bu perşembe günü başlıyor. Evet. Bu da hayırlı uğurlu olsun. 17 gençlerimiz 97 kategorisinde olan gençlerimiz. Bilgileri almak isteyen benim Facebook sayfama girsin. Bir de evet. Fazla reklam yaparsan Yılmaz para alacağım. Bir de deplasmanlı birinci amatör kimden playoff müsabakaları bu hafta sonu başlıyor. Diyarbakır'da iki tane futbol sahamız olmasına rağmen bütün bu organizasyonlar yapılıyor, devam ediyor. Bunlar da Diyarbakır'daki işte sizin dediğiniz seçilmiş, ehil insanlara duyurulur. Evet. Fenansi kardeşim, kamera bende. Drogba seni sormuş, evin adresini istiyor. Sen anlarsın. Bir diğer mesajda Fırat göndermiş yine. Son olarak oldu. Yılmaz abi bu hafta Kayseri'ye gel abi. Zavuktur Fırat. Kısmet inşallah. Evet, Safet Azbay'a, Mehmet Altındağ'a teşekkür ediyorum. İbrahim'e, Necat'a teşekkür ediyoruz emeklerinden dolayı. İbrahim olmasa program olmaz. Söyleyeyim. Haftaya yine aynı saatte burada olacağız. Gündeme dair konuştuk. Gündem dışı da konuştuk. Bizim işimiz olmayan şeylerle de ilgili konuştuk. Ama bir gerçek var bu kentte. Bizim var olma sebebimiz içinde Diyarbakır geçen değerlerdir. Özellikle Diyarbakır Spor'dur. Diyarbakır Spor yoksa burada oturup konuşmanın bir anlamı yok, bir kıymeti yok. O sebeple inşallah hem Diyarbakır Spor hem Diyarbakır Büyükşehir Belediye'miz spor anlamında başarılar elde ederler ve kentin değerleri de o değerlere sahip çıkarlar. Hafta sonu Seyran Tepe Spor Kompleksi'nde Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor'un önemli bir maçı var. Hemen ondan önce saat 11'de
Yine Kent'in iki değerli takımı birbirine karşı karşıya gelecekler. Barış Spor'la 1968 Diyarbakır Spor. O maçta da inşallah kazasız belasız, sakatlıktan uzak bir karşılaşma olur. Centilmence geçer. Haftaya aynı saatte bu ekranda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.